başlıyorum. Çağdaş müzecilik yaklaşımıyla ilgili olarak biraz kendi deneyimlerim, biraz böyle akademik bir sunum yaparak bu akşam sizlere böyle keyifli bir ders sunmaya çalışacağım. İzin verirseniz şöyle bir ekran paylaşımıyla başlayayım. Sanırım ekranım geldi. Bunu tam ekran yapıp mümkün olduğu kadar yürütmeye çalışacağım. Yürümediği noktada beni uyarırsanız çok sevinirim. Birazcık böyle çağdaş müzecilik anlayışı dedim ama bu çağdaş müzecilik anlayışında tabii ki müzelerde tasarım uygulamaları önemli. Bir takım örnekler getirmeye çalıştım. Bu örnekler eşliğinde hani çağdaş müzecilik anlayışının ne olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Sonrasında da aslında biz bir müze atmosferinden bahsetmeye başladık son yıllarda. Bu müze atmosferinin özellikle müze ortamında ziyaretçiyi etkileyen birçok atmosferik değişken olduğunu vurgulayarak aslında böyle bir tanımlama yapıyoruz. Bir bakıma bu atmosferik alan, atmosferik etkileşim alanı çağdaş müzecilik anlayışında özellikle müze ziyaretçisinin üzerinde büyük bir önemi var. Atmosfer ya da temel çevre unsuru olarak birçok müzeolog bunu tanımlamaya çalışıyor. Bu müzeologlar arasında işte Baker 1987 yılından beri bu çalışmaları yapıyor. Foksal, Berman, Evans, Turley ve Milliman gibi kişiler var. Bunların açıkçası ortaya koydukları öneri bir yapının yani müze yapısının iç ve dış görünüşü, düzenleme, sergileme ve insan faktörünün açıkçası müze atmosferi üzerinde ve çağdaş müzecilik anlayışı üzerinde etkili olduğunu bizlere ortaya koyuyorlar. Ekranımı değiştirdim, geldi mi acaba? Müze sanat Evet, eseri. görünüyor şu an. Tamam, çok güzel, şahane. Eğer duraklarsa, çünkü Teams'te bazen duraklamalar oluyor, beni uyarırsanız çok mutlu olacağım. Müze nedir? Aslında klasik bir tanımla başlayacağız. Yani sanat eserlerinin saklandığı, işte insanların bunları görmesi, faydalanmaları için özel binalarda, mekanlarda diyebilirsiniz ya da yapılarda sergilendiği yerler. Hepimizin bildiği gibi aslında buradan başlamasak olmuyor galiba. Bir muzeyon kelimemiz var. Yani Yunanca'daki işte bilimler tapınağı anlamına geliyor bu kelime. Ve dünyadaki ilk müze binasına gidiyoruz tabii ki. Milattan önce 300 yılına gidip dayanıyoruz. Ve İskenderiye bizim için önemli bir nokta. Bu 1. Ptolemaios zamanında kurulan bir müzeden bahsediyoruz. Şimdi bu müze olarak müze adının verildiği ilk bina ama aslında bir üniversite. İskenderiye Kütüphanesi diye bir kitap vardır. O kitapta İskenderiye Müzesi'nin müze adını alan ilk bina olduğunu ama müzeden öte bir kütüphane, bir kitaplık olduğunu bize bahseder ve söyler araştırmacılar. Sanata ve bilime değer verilen bir dönem aslında bu. Büyük İskender'in kurduğu bir kent ve bu kentte de İskenderiye Kütüphanesi'nin kurulması. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birçok okulun bir araya gelmesi anlamına geliyor. Ve bu ilk müzede biraz önce de söylediğimiz gibi sanat eserlerinden çok kitaplar var. Daha sonraki yıllarda ya da daha sonraki zamanlara baktığımız zaman koleksiyonculuk bağlamında müzelerin farklı eserlerle, farklı objelerle ya da nesneler diyebiliriz biz buna toplu olarak sergilendiği alanlar olarak görüyoruz. Hepimiz mutlaka bir müzeye gitmişizdir, müze ziyaretinde bulunmuşuzdur ya da herhangi bir müze hakkında araştırma yapmışızdır. Bütün müzelerin aslında ortak bir kümesi vardır. Bir şeyleri sunma, sergileme
Ve o atmosferde hem bilginin hem de özellikle çağdaş müzecilik anlayışına bakarsak eğer 1990'lı yıllardan sonra özellikle dünyada bir müze yaygınlaşması ya da popülaritesinin arttığını söylesek de buna işte Ali Artun müzede bir humma dönemidir der. Hummalaşma dönemidir der. Dünyanın bütün kentlerinde, kasabalarında ve de tabii ki Türkiye'de müzeciliğe önem verildiğini ve müzenin biçim değiştirdiğini, kabuk değiştirdiğini, içerik değiştirdiğini, daha farklı bir anlama evrildiğini bize söylerler. Şimdi böyle baktığımız zaman da koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiş nasıl oluyor? Doğal etki, bu tabii ki bilimsel etkinliklerin doğal sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve koleksiyonların gelişmeleri ve yeniden değerlendirilmeleri, hatta sınıflandırma bizim için önemli. Bir yandan da belgeleme çalışmaları, aslında sanat tarihinin doğuşudur bu. 18. yüzyılın ortalarından itibaren kuramsal bir çalışmaya dönüşüyor ve toplumsal ve siyasal bilinçlenmelerin katkılarıyla da kamulaştırılan koleksiyonlar müzeleri oluşturmaya başlıyor. Aslında koleksiyonculuk tekil bir ya da kişisel bir alandır. Herkes bir şeyin koleksiyonunu yapar. Hepimiz bir şeylerin koleksiyonunu ya da biriktirmesini, toplamacılığını yapıyoruz. Bu olay 14. yüzyılda, hatta Roma dönemi İskender'le birlikte başlıyor ve koleksiyonculuk zamanla 18. yüzyıla geldiğimizde artık belgelemenin, sınıflamanın, yeniden değerlendirmenin, bir bakıma objelerin ya da nesnelerin diyebiliriz biz buna, koleksiyonu yapılan objelerin ya da nesnelerin korunmasına yönelik işte bir takım bireysel uğraşların artık kamusallaştığını görüyoruz. İKOM var, International Council of Museums. Bu bir network ağı. Tamamıyla dünyadaki bütün müze profesyonellerinin o çatı altında birleşmesini ve bu çatı altında da birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan 1980'li yıllarda kurulmuş olan bir birlik. Ben de İKOM'a üyeyim. İKOM'a aslında müze profesyonellerinin üye olması dünyada ayrıcalıklı bir durum olarak görülüyor. Özellikle bu COVID-19 sürecinde kapanma yaşanması, müzelerin kapılarını işte ilk 1 Mart 2020 tarihinde Louvre Müzesi'nin kapanmasıyla başlıyor zaten süreç. Kapanmasıyla birlikte müze profesyonellerinin ya da çalışanlarının ya da güvenlikçilerin ya da restorasyon ve konservasyon yapan bütün o müze çatısı altındaki kim varsa onların birbirinden haberdar olmasını sağlayan bir birlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu Uluslararası Müzeler Konseyi müzeyi kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü çeşitli biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek, özellikle de kamunun beğenisine sunmak, kamunun değerlendirmesini sağlamak, onların eğitimi için ki International Council of Museums'un bir amacı var, özellikle çocukların ve gençlerin müzelerdeki eğitimine önem verilmesini öncelikli sıralar arasında yer alıyor. Bunları sürekli olarak yöneten ve müze profesyonelleri arasındaki iletişimi sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Yarın, bugün aslında çok güzel dersimizin tarihi 17 Mayıs ve yarın 18 Mayıs Dünya'da Müzeler Günü olarak kutlanacak. Ve ekranda gördüğünüz gibi 18 Mayıs 2022 İKOM'un bir sene önce çalışmalarını başlattığı işte müzelerin gücü temasıyla da özellikle sosyal mecralarda gezinirseniz göreceksiniz. Türkiye'de de birçok etkinlik düzenleniyor. Hatta şu anda saat 19'da Ankara'daki Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği'nin yine
Online olarak müzeler, yeni müzecilik anlayışı ile ilgili yapmış olduğu bir konuşma yer alacak. Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu, işte Profesör Doktor Bildur Tekgök ve Doçent Doktor Ali Akyol Akın'ın katılacağı müzelerde yenileşme ve çağdaş müzecilik anlayışı ve müzelerin gücünün konuşulduğu bir konuşma serisi. Yarından itibaren de İzmir, İstanbul, Ankara Müzeciler Derneği, İKOM Türkiye'nin yapmış olduğu etkinlikleri de sosyal mecralardan izleyebilirsiniz. Çağdaş müzelerin ileriye yönelik eğitsel, araştırıcı, yaratıcı ve yönlendirici etkinlikleri nedeniyle günümüzde müze anlayışına baktığımızda toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyerek işte biçimleyecek daha doğrusu ögelerini araştıran, toplayan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumu olarak tanımlanıyor. 2019 yılında iki yılda bir düzenlenen geleneksel İKOM kongreleri düzenleniyor. Bu sene Ağustos ayında Prag'da yapılacak geleneksel kongre ve 2019 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde daha pandemi süreci tartışılmadan, konuşulmadan bu tanımın farklılaşması ya da daha da genişletilerek müzecilik alanına katkı sağlaması için bir takım çalışmalar başlıyor. Hani bu bir genel kavram. 1970'li yıllardan itibaren de müzecilik kavramının farklı dönemlerde ele alındığını ve bu tanımlamaların yapıldığını hani görüyoruz. En son işte 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman yapılan tanım bu. Son yıllarda da işte 2019 yılından başlayarak da tanımın daha da genişletilmesi üzerine bir takım çalışmalar devam ediyor. Biz de İKOM Türkiye olarak bu çalışmalara İKOM'un kendi sayfasından işte kendi kişisel şifrelerimizi ve kullanıcı adımızı yazarak kendi görüşlerimizi yazdığımız ve raporlandığı, bu görüşlerin de raporlandığı bir platforma katkıda bulunuyoruz. Müzeciliğin ilk yıllarında müzelerin başlıca amaçları neydi? Geçmişe ait bir takım sanatsal, kültürel ve bilimsel ögeleri topluyordu, koruyordu, belgeliyordu ve sergiliyordu. Şimdi 20. yüzyıla baktığımız zaman aslında biraz da eğitim görevini müzelerimizin üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Yani halkın hem eğlenerek hem de hoşça vakit geçirdiği, zamanını değerlendirdiği, özellikle büyük kentleri düşündüğümüz zaman müzelerin bir çekim merkezi haline geldiğini düşünerek halkın zorlanmadan eğitildiği, yaygın eğitim merkezlerine dönüştüğünü görüyoruz. Öte yandan müzeler birer neye dönüşüyor? Araştırma laboratuvarına dönüşüyor. Özellikle müze profesyonellerinin ya da spesifik alanda çalışan uzmanların, örnek arkeologların, bu arkeologlar klasik arkeolog da olabilir, Hititoloji de olabilir, Sümeroloji de olabilir. Spesifik alanda özel nesneleri sergileyen bir müze söz konusuysa, örnek mesela Atina'daki Kiklat sanatı ile ilgili müzeden bahsedebiliriz ya da İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden bahsedebiliriz. Spesifik alanda çalışan araştırmacıların bir araştırma laboratuvarına dönüşüyor. Bu sadece araştırma bağlamında alınmamalı. Yani bir objenin tarihsel geçmişini, nereye ait olduğunu, üzerindeki anlamını keşfetmek değil, aynı zamanda geleceğe aktarılması ve yaşatılması bağlamında restorasyon ve konservasyon alanlarında da araştırma laboratuvarlarının özellikle son 10 yılda Türkiye'deki müzecilik çalışmalarının hızlandığını da düşünerek araştırma laboratuvarlarının kurulması da söz konusu oluyor. Böylece müzeler toplumun geçmiş birikimlerini hem topluyor, hem koruyor, hem belgeliyor, hem de günümüzdeki müzecilik anlayışına baktığımız zaman tüm dünya tarihindeki uygarlıkların ya da Türkiye özelinde konuşursak eğer bir Anadolu Medeniyetleri Müzesi söz konusuysa Anadolu uygarlıklarına sahip çıkan o
Anadolu uygarlıklarının üretmiş olduğu bütün her şeyin düşünsel yapısını ve sanatsal yaratılarına sahip çıkan bir özelliğe sahip olduğunu söylememiz mümkün. Diğer taraftan toplumun estetik anlayışını geliştirir müzeler. Özellikle 20. yüzyılda ve 21. yüzyılda bu hani müze atmosferinin uyaranlarını incelerken bizler bu müze atmosferinin uyaranları doğrultusunda tabii ki toplumun estetik anlayışının, kültürel bilincinin ve aslında kültürün geleceğe aktarılması gereken bir olgu olduğu bilincinin yaygınlaşmasını sağlayan özel yerler olduğunu söylememiz mümkün. Yani toplumda eğer belli bir beğeni, estetik düzeyi oluşursa zaten kültürel yapının da geliştiğini, kültürel yapı geliştiği zaman da medeni bir topluma dönüşmemiz de ya da dönüşülmesi de tabii ki gerekler arasında yer alıyor. Yani halk eğlenirken öğreniyor, gelişiyor. Zamanın böylelikle değerlendirilmesi nedeniyle de günümüzdeki müzelerin amaçları ileriye yönelik bir takım neler nitelikler kazandırmak ya da bu niteliklere sahip gençlerin ve çocukların yetişmesine öncelik verilmesi oluyor. Bugün müzelere baktığınız zaman şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte okulların kapanmasıyla birlikte bütün müzelerin eğitim programları yaptıklarını ya da eğitim programları düzenlediklerini görüyoruz. Özellikle çocuklara yönelik, gençlere yönelik hatta 60 yaş üstü toplumun diğer hani olgun bireylerinin de katılımcı olabilecekleri bir takım etkinliklere parantez açtıklarını görebilmekteyiz. Peki müze etimolojik olarak bizi nereye götürecek? Gidiyoruz yine o Musa kelimesine dayanıyoruz ve kalıyoruz. Etimolojik olarak akıl, düşünce, yaratıcılık yeteneği gibi anlamlara gelen men dediğimiz o kökten geliyor. Latince Musa. Hesiodos'un Teogoniyasını hepiniz bilirsiniz. Hesiodos özellikle Teogoniyasında mitolojinin, tanrı ve tanrıçalarının soy ağaçlarını bize veriyor. Ve özellikle Akdeniz mitoslarının yaratıcıları arasında hem Hesiodos'un hem de Herodot'un önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Teogoniyasına baktığımız zaman müzler, tanrıların kralı Zeus ile işte bellek tanrıçası Minimose'nin kızları. Bu yüzden de müzlere belleğin kızları veya ahengin kızları da deniyor. Ve efsaneye göre Zeus Minimosin ile tam 9 gece geçiriyor ve her gece bir müzün doğduğunu bize efsane söylüyor. Müzleri sıraladığımız zaman da ki sanat tarihinin farklı dönemlerine baktığımızda ki özellikle Rönesans sanatı ile birlikte antikiteye olan ilgini yeniden uyandığını da düşünürsek, ekranda gördüğünüz resimler gibi birçok resmin hem Rönesans döneminde hem de manyerizm sanatçıları arasında, özellikle İtalyan sanatçıları arasında önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Kimlerdir bu müzler? Euterpe, flüt ve müziği temsil ediyor. Erato, Korolu lirik aşk şiirlerini temsil ediyor. Kaliope, ki biz bunu biliyoruz destanlardan, Herodot'ta da isimleri geçiyor. Destan ya da epos, yani epik şiiri temsil ediyor. Chloe, tarihi. Melpomene, Mene, tragedyayı temsil ediyor. Poliminya, kutsal şiirleri. Terpsichore, dansı. Talia, komediyi ve Urania gök bilimini temsil ediyor. Müzlerin adları hemen hemen her epik şiirde özellikle antik Yunan'da geçiyor. Fakat kendilerine ait bir destanları var mı diye baktığımız zaman yok. Ya da kendilerine ait bir tragedyaları var mı diye baktığımızda yok. Genellikle tragedyalarda koroyu oluşturan ya da 9 müzün yer aldığı bir
nakarat içerisinde yer aldıklarını görüyoruz. Genelde de bu korolara Apollo'nun önderlik ettiğini antik mitoslarda söylememiz mümkün. Peki ne yapıyorlar? Tanrılar için şiirler söylüyorlar, dans ediyorlar. İşte aklın, estetiğin, güzelliğin buluştuğu bu dokuz figürün, mitik figürün müze kelimesinin oluşmasında ya da etimolojisinde önem taşıdığını söylememiz mümkün. Peki sonra ne oluyor? 14. ve 15. yüzyıllara geliyoruz. Bu 14. ve 15. yüzyıllar sanatın öyküsünde önemli. Neden? Rönesans dönemi, özellikle 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Orta Çağ'ın skolastik düşüncesinin gittikçe dağılmaya başladığını görüyoruz. Ticaret gelişiyor, kentler gelişiyor. Farklı bir sınıf ortaya çıkıyor ki biz buna kent soylu sınıf diyoruz ya da burjuva sınıf olarak biz bunu adlandırabiliriz. Bunlar ne yapıyorlar? Günlük yaşamı ve dini konu olarak ele alan küçük küçük yapıtları toplamaya başlıyorlar. Özellikle İtalya'da Rönesans döneminde din adamları. Sakın şaşırmayın, din adamları. Rönesans'ın öncüsü kimdir? Petrarca adını verdiğimiz bir aslında rahiptir. Sonra baş şair unvanını alıyor. Vatikan tarafından onurlandırılıyor. Ve Petrarca ne yapıyor? Yazıtları toplamaya başlıyor. Ya da yazılı eserleri toplamaya başlıyor. Hangi yazılı eserleri? Floransa'da biz Rönesans'ın doğduğunu biliyoruz. Petrarca'da hümanizmin babası olarak tarihe geçiyor, sanat tarihine geçiyor. Ve hümanizmin doğuşunu sağlayan metinleri işte bu ticari gemilerle İslam dünyasından Batı dünyasına gelen ticari gemilerle Aristo'nun ve Platon'un metinlerini toplamaya başladığını görüyoruz. Başka kimler var? Kent yöneticileri. Hepimiz biliyoruz kimlerdir bunlar, Medici ailesinden bahsedebiliriz. Bu tür soylu aileler sanatçıları koruyor. Onların yapıtlarını neredeyse paylaşamıyorlar. Medici ailesinin içerisinde sadece tabii ki bankacılar, bankerler ya da para veren kişiler yok. Aynı zamanda din adamlarının ve sanatçıların da yetiştiğini biliyoruz ya da sanata ilgilerinin de olduğunu biliyoruz. İşte bu sanat yapıtı toplayıcıları Floransalı Medici ailesinin koleksiyonunda görüldüğü gibi bilinçli olarak düşünün, Medici ailesi özellikle muhteşem Lorenzo'dan bahsedersek kimi destekliyor? Bir Brunelleschi'yi destekliyor. Leonardo da Vinci'yi destekliyorlar, Michelangelo'yu destekliyorlar, Rafael, özellikle Michelangelo'nun ve Leonardo da Vinci'nin yapıtlarını Floransa'ya yaptığı seyahatle keşfediyor ve önemli bir figür haline geliyor, Rönesans'ın önemli sanatçıları haline geliyor. İşte bütün bunlar aslında toplayıcılık dediğimiz kavramın bu kent soylu ailelerle birlikte sanatçılara sahip çıkmaları, onları kollamaları, korumalarıyla birlikte ki küratörlük kelimesi de bu dönemde aslında yayılmaya başlanıyor. Çünkü bir takım stüdyolar kuruluyor, galeriler düzenleniyor, özellikle villaların geniş teraslarında, geniş salonlarında bir Michelangelo sergisine rastlayabiliyorsunuz o dönemde. Böylece 1581'de işte Vasari'nin Medici ailesi için Uffizi Sarayı'nın ikinci katında ilk sanat yapıtlarının sergilendiği yer olarak galeriyi düzenlediğini de bu aşamada karşımıza çıkan önemli bir bilgi olarak görüyoruz. İşte bunlar müzecilik adına atılan önemli adımlardır. Fakat müze hala nerede? Kamusal alana açılmamış. Yani toplumun işte ileri gelenlerinin, zengin sınıfının, diğer bir de işte kent soylu sınıfının kendi tekelinde olan alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu yıllarda özellikle Venedik bu alanda çok önemli ve Padova'da iki farklı koleksiyonculuk felsefesine dayanan merkezlerin de
gelişmeye başladığını söylememiz mümkün. İşte nadire kabineleri, o merak odaları, haz odaları, zevk odaları, bir koleksiyonerin sınır tanımaksızın her şeyi kendi keyfine, kendi isteğine, kendi zevkine, kendi haz duyduğu objeyi toplayarak oluşturduğu o merak odaları 1581 yılına geldiğimizde Vasari tarafından bir galeriye dönüştürülebiliniyor. Venedik önemli bir yer, özellikle 16. yüzyılda doğudan ticaret yoluyla gelen bir takım objeler var. Bu objeler nelerdir? Taşlar, takılar, halılar, silahlar, küçük boy, yağlı boya ve minyatürlerden oluşan bir takım resimler, kitaplar, yazmalar. Bunlar birikmeye başlıyor ve daha sonra da zaten Venedik'teki müzelerin kurulduğunu görüyoruz. Ki Venedik 1860'lı yıllardan itibaren de dünyanın en yaşlı biyenalini düzenleyen bir kent olarak bu koleksiyonun özellikle 16. yüzyıldan itibaren işte doğudan ticaret yoluyla gelen bu farklı farklı objelerin birikmesiyle de bir biyenale, dünyanın en yaşlı biyenaline de ev sahipliği yapıyor. Peki Padova? Padova daha çok doğa bilimlerini ve eski sanatı, ya da biz buna etnik sanat diyelim daha çok, bünyesinde toplayan bir takım koleksiyonları önemsediğini söylüyoruz. Peki 16. yüzyıl sanatçı, uzman, eleştirmen, aracı ve danışman olarak toplumda önem kazanıyor. O zaman Nadeh'in yapıtları toplayan koleksiyoncular çağın sanatçılarının eserlerini satın almaya başlıyorlar. Böylelikle ne gelişecektir? Daha bilinçli bir koleksiyonculuk gelişmeye başlıyor. Sanat ve sanatçılar hakkında bilgiler toplanacak ki biraz önce söylediğimiz Vasari sanatçı biyografileri kitabını yazıyor. Michelangelo'nun, Fra Angelico'nun, Brunelleschi'nin, Leonardo da Vinci'nin hayatlarını kaleme alıyor. Her ne kadar akademik dilden uzak da olsa bu kitap, sanat tarihinde yazılan sanatçı biyografileri üzerine, sanatçıların yaşamları ve eserleri üzerine eğilen en önemli metin olarak hala günümüzde de geçerliliğini koruyor. Ki bu metin, bu kitap daha doğrusu Vasari'nin 1970'li yıllarda Bedrettin Cömert tarafından çevirisine başlanılmış. Fakat ne yazık ki Bedrettin Cömert biliyorsunuz yani çok kahpece bir suikaste uğradığından dolayı da bu kitabın Türkçeleştirilmesi uzun yıllar gecikiyor. Ve en sonunda sanırım 2016 ya da 17 yılında Profesör Doktor Uşun Tükel'in iki bölümlü kitap bu. Her iki bölüme de ön söz yazmasıyla Türkçeleştirildiğini ve sel yayıncılıktan çıktığını söylemem mümkün. İtalya'daki durum bu. Peki Flemenk ülkeleri var bir de. Yani Flaman ülkeleri, yani İtalya dışındaki ülkeler. İtalya dışındaki ülkelerde özellikle Flaman ülkelerinde ekonomik koşulların yine ticarete bağlı olarak geliştiğini görüyoruz. Ve 17. yüzyıl sanatını ve koleksiyonculuğunu bu ekonomik koşulların özellikle kuzeyli ülkelerde yükselmesi etkiliyor tabii ki. Zenginleşen kent soylu sınıf yeni ve güçlü bir koleksiyoncu grubunu oluşturmaya başlıyor. Aynı yüzyılda İngiltere'ye bakıyoruz. İngiltere'de ki 1. Charles'ın hükümdarlık dönemi 1625-29 yılları arasıdır. Bu dönemde İngiltere'de yine saraya bağlı olarak koleksiyonculuğun gelişmeye başladığını görmekteyiz. İtalya'da Gonzaga Galerisi'nden satın aldığı koleksiyonla saray çevresini 1. Charles etkiliyor. Ama krallığa karşı gerçekleştirilen devrimde bu koleksiyon tabii ki bir süre sonra satılacak ve sanatı
ilginin birinci Charles'dan sonra durulduğunu İngiltere'de söylememiz mümkün. Ancak 1660'dan sonra Fransız ve İtalyan edebiyatının etkisiyle de İngiltere'de yeniden koleksiyonculuğun en azından canlanmaya başladığını söylememiz mümkün. O zaman müzeciliğin temeline neyi koymalıyız? Koleksiyonculuk. Koleksiyonculuğun nasıl başladığına dikkat ederseniz burada bakmaktayız. Tabii ki bunu Osmanlı İmparatorluğu için de söyleyebiliriz. 18. yüzyıla geldiğimizde özellikle Abdülmecit döneminde Batı'ya olan ilginin uyanması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra fuarlarına ya da Paris'teki evrensel sergilere katılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir koleksiyonculuk anlayışının gelişmeye başladığının göstergesi. Zaten sonra ne olacak? Osman Hamdi karşımıza çıkacak. Asar-ı Atika Nizamnamesi'yle Türkiye'deki Eski Eserler Kanunu'nun ya da eski eserlerin korunmasına dair ilk yönergeyi ya da ilk kanunu hazırlayıp işte Müze-i Humayun'un kurulmasında önemli bir rol oynadığını ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yapmış olduğu kazılarla temelini attığını göreceğiz. Oryantalist resmin Osmanlı'daki ve bugünün Türkiye'sindeki önde gelen isimleri arasında yer alacak. Bugün Pera Müzesi'ne gittiğiniz zaman kaplumbağa terbiyecisi eğer sizi karşılıyorsa bir Osmanlı aydını olan Osman Hamdi'nin işte hukuk eğitimi diye Paris'e gidip kendini o dönemin Fransız sanatçılarının atölyelerinde bulmasıyla başlayan bir süreci de başlatmış olacak. Şimdi İngiliz sarayında sanat çevresinin üzerindeki etkisinin zayıflamasına karşın 17. yüzyılda koleksiyonculuğu yönlendirmede özellikle Fransız kral ve yöneticilerinin ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu da bizi nereye götürecek? İlk müzenin kurulmasına götürecek tabii ki. Yani Louvre Müzesi'ni kurmaya doğru yavaş yavaş adım adım gitmekteyiz. 13. Louis'nin başbakanı Kardinal Richelieu, sonraki başbakan Mazarin, 14. Louis'nin hükümdarlık dönemi 1643-715 yılları, devlet bakanı Jean-Baptiste Colbert'in koleksiyonları Fransızların beğenisini etkiliyor. Ama şunu söylemeliyim, bu Fransızların beğenisi akademik sanatın sınırları içerisinde kalıyor. Böylece Fransa'nın güçlü bir koleksiyon oluşturma yolunda özellikle plastik sanatlar alanında önemli bir adım attığını görüyoruz. Bir takım tabii ki Flaman ülkelerinden ya da kuzeyli ülkelerden bankerler aracılığıyla da yapıtlar satın alınmaya başlanıyor. Değiş tokuşlar olmaya başlıyor. Böylece soyluların yanı sıra İşte ticaretle uğraşan bir takım kent soylularındaki bunların sayısı 18. yüzyılın başlarına baktığımız zaman 1000'i aşıyor. Fransa'da özellikle. Ekonomik bunalım sonucu birçok koleksiyonun el değiştirdiğini, desen, porselen gibi yeni koleksiyonculuk anlayışlarının oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bunlar yine tekil bakın. Yani koleksiyonunuz varsa sadece bunu kendiniz görebilirsiniz. Eğer siz dönemin akademik sanatına ilgi duyuyorsanız ki bu akademik sanat içerisinde özellikle Louvre Sarayı'nda 18. yüzyılda başlayan işte salon sergileri önemli bir yer tutuyor. Bunu sadece kral ve soylular görebiliyor. Peki Batı toplumunda koleksiyonların kamulaştırılması ne zaman başlıyor? Bizim için önemli soru bu. Çünkü müze ne zaman kamulaştı diye bir soru benim aklımda dolaşıyor bu noktaya geldiğim zaman. Evet, kişisel koleksiyonunuz olabilir ama son yıllarda dünyaya ve Türkiye'ye baktığınız zaman kişisel koleksiyonların çağdaş müzecilik anlayışı
içinde vakfa dönüşerek, örneğin Suna İnan Kıraç Vakfı diyoruz, onların koleksiyonu ya da Eczacıbaşı koleksiyonu ya da Sabancı koleksiyonu ya da Ankara'ya baktığımız zaman işte Yüksel Erimtan'ın koleksiyonu, Sarp Evliyagil'in koleksiyonu, Emre Dökmeci'nin koleksiyonu, bunlar yavaş yavaş vakıflaşarak müzeleşmeye başlıyor. Ama Batı 18. yüzyılda bunu gerçekleştiriyor. Özellikle İtalya'da 18. yüzyıla değin Papa 4. Sixtus tarafından kurulmuş Kapitoline Müzesi ve Kardinal Grimani tarafından 1523'te Venedik Cumhuriyeti'ne bağışlanan antik koleksiyonlar dışında halkın görebileceği koleksiyon yok. Ancak yine Medici ailesi bir ilki gerçekleştiriyor ve son ferdi, Medici ailesinin son ferdi Toskana eyaletinin büyük düşesi Maria Ludovica'nın 1737'de koleksiyonlarını eyalete bağışlaması, Dresden koleksiyonunun topluma açılmasını izliyor. Ardından Londra 1753 neresi kuruluyor? Hepimizin çok iyi bildiği British Museum kuruluyor. 1759'da Kassel'deki resim galerisi kuruluyor ve 1760'da halka açılıyor. 1789'da Medici ailesinin koleksiyonları yeniden düzenlenerek kamusallaştırılıyor. Bu bizim için çok önemli. Kamulaştırma çalışması. Çünkü müze açıldığı zaman müze kendi duvarları arasında nesnelerin birbirini seyrettiği ya da soylu kesimin ya da burjuva kesiminin ya da kent soylu kesiminin ziyaret ettiği ya da onların tekelinde olduğu bir anlam taşımıyor günümüzde. Tamamıyla kamuya açık. Her zaman böyle şu ibareyle karşılaşırsınız müzelerin web sitelerini incelediğinizde: kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Pera Müzesi de bunu söyler, İstanbul Modern de söyler, Sabancı Atlı Köşkü de söyler. Satberk Hanım'a baktığınızda da, işte Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ne baktığınızda da hep bu ibareyle karşılaşıyorsunuz. Böylece aslında soylu kesime ait koleksiyonlar 18. yüzyılda işte Medicilerin son mensubu olan Toskana eyaletinin düşesi Maria Ludovica tarafından kamulaştırılarak artık müzeciliğinde temeli atılmaya başlanıyor. Fransa'da 1793'te devrimci hükümetin krallık koleksiyonlarını devletleştirmeye başladığını görüyoruz. Böylece Louvre Müzesi'ni Cumhuriyet Müzesi olarak açması ve Napolyon'un da 1798'de İşte Sanatlar Merkez Müzesi kurması, müzecilik tarihinde toplumun kültürel yapısına sahip çıkmasını simgeleyen bir hareket olarak önem taşıyor. İşte 1793 yılında ünlü Louvre Müzesi'nin Fransa'da ilk açılan devlet müzesi olduğunu söylememiz mümkün. Louvre Müzesi'ni tabii ki ilk olarak Avrupa'da temelleri atılıyor. British Museum, işte Berlin'deki Altes Müzeyim ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müzecilik çalışmalarının özellikle 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılda hız kazandığını söylememiz mümkün. Bir bakıma da sınıflamalar da başlıyor. Özellikle bu dönemde işte fotoğraftan doğan sanat tarihi diyoruz. Fotoğraflar sınıflandırılıyor. Fotoğraflar önemli belgeler haline geliyor. Ve bu fotoğrafların ışığında bu objelerin nasıl sınıflandırılması gerektiği Louvre Müzesi'nde, British Museum'da tartışılan konular haline geliyor. Bu Fransa Anıtlar Müzesi'nin giriş galerisini görüyorsunuz burada. Bu ortaçağ yapıtlarının değerlendirildiği ve 1795'te Alexandre Lenoir'ın başlattığı Fransız Anıtları Müzesi. Daha sonra 1816'da Louvre Müzesi'nin ortaçağ bölümünün kaynağını oluşturuyor. Geçen yılki
Seminer programımızda müze binalarını incelemiştik ve Louvre Müzesi'nin farklı bölümlerini, işte çekirdek müzenin nerede kurulduğunu, piramide varıncaya kadar ve daha sonra tabii ki Louvre Müzesi'nin klonlanması söz konusu. Önce Paris'te, sonra da Dubai'de açılan Louvre Müzesi'nden bahsetmiştik. Yani bunlara çok fazla bu derste giremeyeceğim ama müzecilik ve müzeciliğin nasıl başladığını, nasıl koleksiyoncuların kendi eserlerini özellikle soylu sınıfın kamusallaştırarak, devletleştirerek daha doğrusu, ki bu dönemlerde ulus devlet kavramları da çok fazla tartışılıyor. Bunlar ayrı tabii ki tartışılması gereken kavramlar olarak, çünkü müzecilik bir ulus devlet kavramı içerisinde dikkat ederseniz devam ediyor. Müzeciliğin nasıl başladığına, etimolojik olarak kökeninin işte müz kelimesinden nasıl geldiğine, işte küratörlük kelimesi 1970'lerden itibaren telaffuz edilmeye başlanıyor. Ama aslında Roma dönemine, kollayıcı, koruyucu, iyileştirici anlamında işte cure, care kelimelerinden geldiğini söylemeye çalışacağımız bir eğitim aslında. İçeriğini de bunlar oluşturuyor. Ve 1797 Berlin'de Kaiser Friedrich Müzesi adıyla kurulan eski müze, 1824'te Londra Ulusal Galeri, National Gallery, 1830'da Münih'te Heykel Galerisi ve 1852'de de o ünlü St. Petersburg Hermitage Müzesi, Londra'da açılan müzeler, kurulan müzeler, Victoria and Albert Museum, özellikle 1899'da yeni binasına taşınıyor ve Victorian döneminin önemli eserleriyle dolu müzeler olarak Avrupa'da yaygınlaşmaya başladığını ve sonrasında da 19. ve 20. yüzyıllarda artık Amerika Birleşik Devletleri'nde müzecilik anlayışının gelişmeye başladığını söylememiz mümkün. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bugün Metropolitan Müzesi ya da MoMA'ya baktığımız zaman, özellikle İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Truman'ın politikalarıyla sanat ve kültür alanında devlet politikalarını oluşturması anlamındaki New York Okulu doğuyor. Zaten İkinci Dünya Savaşı sırasında ve bir Pollock'tan bahsediyoruz. Neden Pollock bu kadar çok seviliyor diye de bizim aslında sanat tarihçileri arasında birbirimize sorduğumuz bir sorudur bu. Neden Pollock seviliyor? Çünkü Truman'ın kültür ve sanat politikaları doğrultusunda Amerikalı olmayan, Amerika'ya bağımsızlıklar ülkesi olarak özgürce yaşamaya ve sanatlarını üretmeye gelen bir grup sanatçının, işte bunların arasında Pollock ve Rothko gibi sanatçılar var. Bunların yarattığı o atmosferin, Peggy Guggenheim gibi Yarının Galerisi diye bir galeri kuruyor. Peggy Guggenheim ve o sırada Max Ernst'le büyük bir aşk yaşıyor ve evlilikle sonuçlanıyor. Ve 1942 yılında Max Ernst'ten ayrıldığı zaman da nereye gidecek? Venedik'e. Ve Venedik'teki ünlü o Peggy Guggenheim Müzesi'nde Avrupa'nın modernizminin yer aldığı Peggy Guggenheim'in koleksiyonunun kamusallaştırıldığını görüyoruz. O yüzden 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri sanat koleksiyonculuğu alanında önemli girişimlerde bulunuyor. James Cook Jarvis, 30 yıla yakın yaşadığı Floransa'da 1851'den başlayarak daha sonra Yale Üniversitesi'nin Yale Sanat Okulu'na bağışladığı koleksiyonunu oluşturuyor. Thomas Jefferson Bryan, 1853'ten önce topladığı koleksiyonunu 1867 yılında New York Tarih Kurumu'na bağışlıyor. Charles Eliot Norton koleksiyonu ölümünden bir yıl sonra 1924'te Boston'da halka açılıyor. Henry Walters, Andrew Mellon, Samuel Kress, Pierre Pont, Morgan, Benjamin Altman, Henry Clay Frick ve diğer koleksiyonlar müzelere bağışlanarak ya da müzeler kurularak müzeciliğin Amerika Birleşik Devletleri o dönemde yeni dünya olarak anılıyor. Ve bu yeni dünyada, yeni dünya düzeninde daha doğrusu yayılmasında katkıda bulunuyorlar. Böylece 1900 e,
daha doğrusu 20. yüzyılın başlarında müzecilik 360 derece farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Özellikle üniversite müzeciliği bağlamında incelediğimizde müzede öğrenmenin önem kazandığını görüyoruz. 1917'li yıllar ki bu tarih çok önemli. Sanat tarihine baktığımızda 1917 bir kırılma noktası. Neyin kırılma noktası? Sanattaki modernizmin kırılma noktası. Bu tarihten itibaren Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayıp Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan ülkeler söz konusu ve müzeleri yıkın müzeleri diyen sanat akımlarının doğduğu bir dönem. 1917 Marcel Duchamp'ın o ünlü çeşmesini ya da pisuvarını yaptığı dönem. Fütürist Tommaso Marinetti'nin Fütürist Manifesto'yu müzeleri yıkın dediği, yıkın diyerek başladığı süreci aslında bize anlatan bir dönem. Ve müzeler farklı bir yöne doğru evriliyor. Tüm bu sanat atmosferi ya da sanat dinamiği içerisinde üniversiteler gibi tıpkı bir araştırma merkezi haline gelmesi vurgulanmaya başlanıyor. Ben üniversite müzeleri konusunda özel araştırmalar yapıyorum. Hani belki başka bir seminerde de üniversite müzeleri üzerine konuşuruz. Çünkü üniversite müzeleri, üniversitelerin koleksiyonları, hem eğitimi hem bilimi bir arada ya da sanatı bir arada buluşturan bu eğitim, öğretim alanlarının müzeye sahip olması araştırmayı ya da geleceğe yönelik eserlerin ve kültürün aktarımını sağlayan önemli merkezler haline geliyor. Ve son dönemlerde çağdaş müzecilik anlayışında üniversite müzelerinin de önem kazandığını ve üniversite müze koleksiyonlarının durağan koleksiyonlar değil, tamamıyla ait olduğu öncelikle kampüs, kent ve ülke bağlamında, hatta eğer bu üniversite şehrin merkez değil de periferisinde yer alıyorsa, etrafındaki komüniteleri de nasıl kucakladığına dair araştırmaların yapıldığı bir evreye doğru girmiş durumdayız. 1950'lere geldiğimizde eğitim bilimlerinde özellikle bir takım gelişmeler yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sürece geçtik. Öğrencinin araştırarak kendisinin bilgi üretmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu da müze, laboratuvar ve kütüphanelerin önem kazanmaya başladığının göstergesi. Şimdi 1950'lerde müzeler artık toplumun, özellikle de kentin bireylerinin ya da halkının diyelim biz buna, onların zaman geçirdiği yerler haline geliyor. Ve müzelerin toplumu eğlendirecek, eğitecek tarzda koleksiyonlarını kullanmaya başlıyorlar. 1970'li yıllarda özellikle sanat eğitimi alanında müzelerin kullanılması zorunlu kılınıyor. Bu amaçla da multikültürel eğitim, müze eğitimi ve kültürel dersler sanat eğitimi müfredatlarına giriyor. 1970'li yıllarda müze anlayışında da yenilikler ortaya çıkmaya başlıyor. Yenilikler kendini gösteriyor. Nesneler hakkında akademik bilginin aktarımının yanında toplumun farklı kesimlerinin özellikleri, işte insan gelişimi, İletişim teorileri. Zaten şunu söylüyoruz, yani bir müzeye gittiğiniz zaman iletişim, etkileşim müzenin kapısında başlamalı. Grup dinamizmi, kültürler arası önem kazanıyor. Özellikle İngiltere'de, ben Manchester'daki müzelerde görmüştüm. Manchester Müzesi, Manchester Art Gallery ve Bitork Gallery'de Alistair Hudson tarafından yönetilen 3 üniversite müzesidir bu. Sanat, yani toplum için sanat, müzelerin, toplumun, komünitelerin, özellikle çocukların, engelli bireylerin, 60 yaş üstündeki bir toplumdaki belli bir yaşa gelmiş, olgun yaşa erişmiş bireylerin aslında zaman geçirebilecekleri alanlara dönüştürülmesi konusunda
bir takım çalışmaların, hatta deneysel işlerin yapıldığı, deneysel sergileme alanlarının düzenlendiği bir kuruma dönüşüyor müzeler. Sadece mekan içindeki çalışmalardan bahsetmiyoruz. Mekan dışında da, bahçelerinde de özellikle Witold Galeri, arıların Manchester çok fazla yoğun olduğu bir bölge ve arıların, özellikle bal arılarının tükenmemesi için Witold Galeri bir misyon üstleniyor ve o bölgenin, işte arıların yeniden bal üretmesi ve tükenmemesi, bal arılarının tükenmemesi için bitki habitatını oluşturmak gibi bir misyon üstleniyor. Ve özel bahçıvanlar, mühendisler çalıştırılıyor bahçesinde. Bu açıdan önemli. Yani nesne temelli bilgi aktarımından çok nesneyi bağlamsal açıdan yorumlayan, deneyimleyen, deneyim alanı oluşturan ve bu deneyim alanlarına kamunun yaklaşımı içinde farklı etkinlikler düzenleyen alana dönüşüyor 1960-70'li yıllardaki müzelere baktığımız zaman. Şöyle özetleyelim, dünyada ve Türkiye'de müze ve müzecilik, tabir yerindeyse, küllerinden yeniden doğuyor. Yeni bir dikkat ya da ilgi alanı olmaya başladı müzelerimiz ve bu ilginin devamında da özellikle Türkiye'deki müzelerin yeni gelişim ve temeli atılan farklı konseptteki müze oluşumlarına karşı heyecanın da her geçen gün arttığını söylememiz mümkün. 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman artık müze kadrolarında da bir genişleme söz konusu. Bu müze kadroları derken biz buna araştırmacılar, her alandan uzmanlar, konservatörler, mimarlar, iç mimarlar, eğitimci pedagoglar, metin yazarları, halkla ilişkiler uzmanı, hatta COVID-19 süreciyle birlikte sosyal medya uzmanlarının, aslında COVID-19 sürecinden önce Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle İngiltere'deki müzelerin sosyal medyadaki ve internet sitelerindeki görünürlüklerini artırmak için özel uzmanların, iletişimci uzmanların çalıştığını görüyoruz. Bu arada sponsor bulanlar, çünkü müzelerin yaşaması için eğer özel sergiler yapmak istiyorsanız, süreli sergilerle müze mekanınızı dinamik kılmak istiyorsanız, devlet tarafından bir bütçeniz söz konusu değilse, bir vakıf müzesiyseniz ya da Müze Evliyagil, Erimtan Müzesi gibi veya Sabancı Müzesi gibi, İstanbul Modern Pera Müzesi gibi özel bir müzeyseniz, o zaman sizin sergilerinizde sponsorlara da ihtiyacınız var. İşte bu iletişimi sağlayacak olan kurum içi farklı alanlarda iletişimcilere de ihtiyacınız oluyor. Bu tür görev alanlarının müzelere 1990'lı yıllarla birlikte girmeye başladığını söylememiz mümkün. Yani müzelerde interdisipliner bir atmosfer oluşuyor. Ve müzelerde eğitim etkinliklerinin başladığını görüyoruz. Örnek işte bu AIDS, Santa Monica Museum of Art'ta bir takım görseller sundum ben size, ya da Metropolitan Sanat Müzesi eğitim bölümünde halk eğitimi, çocuk eğitimi, toplumsal eğitim, ki müze dışına da çıkabiliyorsunuz, mesleki eğitim, müzedeki objelerin görünürlülüğünü sağlamak için özel günlere has hem müzedeki arkeolojik eserlerin hem de çağdaş sanat eserlerinin buluştuğu özel konseptli sergilerle ve bu sergilere ait eğitim etkinlikleri düzenleyerek farklı bakış açılarının gelişmeye başladığını söylememiz mümkün. Yani müzenin bugün için anlamı, o başta müz dedik, esin perileri dedik, hepsinin görevlerini saydık, tragedyalardaki koro görevi ve Apollo'nun bunları yönettiğinden bahsettik, terminolojik tanımlamalarının sınırlarını aşıyor. Bu nedenledir ki işte İKOM müzecilik tanımının artık değişmesi, en azından anahtar kelimeler, alt başlıklar,
oluşturularak etik değerlerin saptanması açısından yeni bir müze tanımına ihtiyaç duyulduğu konusundaki işte bütün müze profesyonellerinin de görüşlerini alarak raporlar düzenlediklerini söylememiz mümkün. Müze Evliya Gil'den iki tane görsel seçtim. Bir dışarıdan bir de içeriden. Bu Müze Evliya Gil'in ilk açıldığı dönemde işte Sarp Evliyagil'in kendi koleksiyonunu sergilediği ilk sergisinden Seyhun Topuz'un işini görüyorsunuz. Hemen karşıda Adnan Çoker'in işini görüyorsunuz. Müze binası olarak aslında bir ev burası. İncek'teki bir villa. Kendi evi de hemen yakınında zaten aynı kompleks içerisinde yer alıyor. Müze binasına dönüştürülüyor ve ilk sergi Anakara adını taşıyor. Deniz Artun'un küratörlüğünde de Ankara'ya yeni bir özel müzenin kazandırılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi müzeler kitle iletişim kültürünün özellikle ana kentlerdeki gözde iletişim alanlarının biri konumunda. Çağdaş müzecilik anlayışı dediğimiz zaman bu gözde konumu artık sağladıklarını ve oluşturduklarını söyleyebiliriz. Farklı konu başlıklarında hatta ideolojik açılımlara kadar varan spesifik alanlarda dahi edilgen hale gelen müzelerin uyguladıkları bir takım sergileme ve seyretme politikaları var. Şimdi geçmişe ait kültür değerlerimizin toplandığı yerler diyoruz, değil mi? Ama bu geçmişe ait kültür değerlerinin toplandığı yerlerin dışında farklı bir bağlamı var artık müzelerin. Ve bu bağlamda da edilgen hale gelebilmesi için çağdaş müzecilik anlayışının bu sergileme ve seyretme politikalarının farklı tasarımlar, grafik uygulamalar, hatta rotasyon belirliyorsunuz. Müze ziyaretçisinin yönünü, katılımını, eğitim yönü ön planda dedik ya, katılımını sağlayan sergiler düzenlemek. İşte o geçmişe ait kültür varlıklarının toplandığı, biriktirildiği, sınıflandırıldığı mekanik bir sergileme sistemi içinde teşhire açık hale gelmesinin ötesine geçiyor. Yani daha açık ve net bir tanımlamayla geleneksel teşhir tanzim diyorduk biz buna. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da müzelerde teşhir tanzim birimi olarak geçiyordu. Onun adı da değişti 2000'li yılların ortalarından 2010'lu yıllardan itibaren ve müzelerde sergileme uygulamaları yeni yöntemler gibi özel bir isimle adlandırıldığını Kültür Bakanlığı'nda bu birimin ve yine interdisipliner bir çalışan kadrosuyla, yani bunun içerisinde metin yazarı da var, sanat psikolojisiyle uğraşanlar da var. Ressamlar da var, heykeltıraşlar da var, sanat tarihçiler de var ve dışarıdan da özellikle spesifik bir müze yapımı söz konusuysa, örneğin bir arkeoloji müzesi gibi, örneğin bir etnografya müzesi gibi, örneğin bir somut olmayan kültürel miras müzesi gibi ya da bir sanat müzesi söz konusuysa ya da tarihi bir kişiliğe ait bir müze yapılması söz konusuysa dışarıdan da danışman destekleri alarak tarihçilerden, sanat tarihçilerden, arkeologlardan, sosyologlardan, psikologlardan destek alarak müzenin sergileme uygulamalarının yapılmasına özellikle Türkiye'deki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ki müzeler daire başkanlığı var ve bu daire başkanlığının altında da farklı birimlerin bir program şeması söz konusu, bunlara değer verildiğini söylememiz mümkün. Yani bugünün müzeleri çağdaş müzecilik anlayışında bir müzecilik anlayışına yaklaşmak ve bunu sağlamak istiyorsanız müzelerin bir enformasyon alanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Sadece belli bir araştırma grubunun veya kişiye özel bilgi sunma eyleminden farklı olarak çok katmanlı bir hareket alanına çağdaş müzeciliğin sahip olduğunu söylememiz mümkün. Biraz önce söyledim, iletişim nereden başlıyor? Müzenin kapısından itibaren başlıyor. O zaman müzenin iletişim alanı eğer giriş kapısıysa
ait oldukları kentin giriş kapısının da önem taşıdığını işte 2005 yılında Sabancı Müzesi'nin gerçekleştirdiği Picasso sergisi de bize göstermiş oldu. Nereden başladı? Picasso İstanbul'da sloganıyla Picasso'nun İstanbul'a geldiğini vurgulayan bir takım işte pankartlar, yere yapıştırılan yönlendirmeler ta Atatürk Havalimanı'ndan, Atatürk Havalimanı'nda tarihe karışıyor artık. Dün itibariyle devlet tarafından yıkımına başlandı İstanbul'daki. Buradan başlayarak Picasso'nun şehre girilen ulusal ve uluslararası sınırlardan yani havaalanlarından müzeye varıncaya kadar tüm şehrin ana meydanlarında, yollarında müzenin sizi beklediğini gösteren her türlü yazılı veya görsel medyayı bulmanın da olası olduğunu söylememiz mümkün. Belki o zaman İstanbul'da olanlarınız vardır. Picasso sergisine de gitmiş olabilirsiniz. İstanbul'un neresine bakarsanız bakın, işte bina cephelerin havaalanından tutun da bina cephelerinden otobüs duraklarına, işte metro duraklarına ya da füniküler durağındaki o reklam panolarında İstiklal Caddesi'nde müzenin adı ve müzedeki sergi kentin en işlek caddelerindeki afişlere, pankartlara ve panolara yerleşmeye başlıyor gördüğünüz gibi. İşte heykelin büyük ustası Rodin İstanbul'da 2006 yılında gerçekleşen bir sergiydi yine Sabancı Müzesi'nde. Yani şimdi bunun tabii ki bu kapitalin nereden geldiği ya da sponsorun kim olduğunu olmadığını tartışabiliriz. Ama sonuçta bakın Akbank sponsorluğunda Rodin'in İstanbul'da olduğunu ki bakın heykelin büyük ustası gibi böyle kallavili bir sıfatla Rodin'i İstanbul'a tanıtıyorlar. Sabancı Müzesi'nin ya da Monet'in empresyonizmin yaratıcısı bakın Monet İstanbul'da diyerek bu tür yönlendirmelerle bizi sergiye yönlendirdiğini söylüyoruz. Yani müzelerin kapılarının önlerinde veya ana giriş cephelerinde sergiledikleri pek çok renkli gösteriler, hatta kapılarından girişinde ziyaretçisini kucaklayan alışveriş alanlarıyla ilginin ve iletişimin, pazarlamanın yani bir bakıma kapısından her gireni o cazibeli kollarıyla sardığını söylememiz mümkün. Aklımızı çeliyor, değil mi? Müzeler, özellikle Pera Müzesi'nin işte satış bölümüne uğramadan müzeden çıkmıyoruz ya da İstanbul Modern'in satış bölümüne uğramadan müzeden çıkmıyoruz. Ben geçen hafta İstanbul Resim Heykel Müzesi'ndeydim. Bizim resmimiz programının çekimine katıldım. Gerçekten Emre Arolat müthiş bir bina kurgulamış. Biliyorsunuz o bina aslında Sedat Hakkı Eldem'in binası. Onun o temelini, karkaslarını kullanarak İstanbul'u kucaklayan bir resim heykel müzesi ki bir üniversite müzesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı bir üniversite müzesi yaratıldığını ve o koleksiyonunun şehri kucaklayan bir halde şehrin ana işlek caddesi üzerinde daha binayı görmeden tanıtımlarıyla başlayan o pankartlarla bizi karşıladığını görebiliyoruz. Ya da Chagall sergisi Pera Müzesi'nde ya da David Hockney Bahar'ın Gelişi Normandiya. Bakın 2020 11 Mayıs 2022 tarihinde açıldı yine Sabancı Müzesi'nde. Belki de zamanımızın en önemli, en yaratıcı sanatçılarından birisi olarak kabul ediliyor Hockney. Ve Türkiye'ye geliyor bu sergi. Yaklaşık 6 aydır da büyük bir heyecanla, özellikle sosyal mecralardaki tanıtımlarla, işte sanat eleştirmenlerinin yazısıyla, Oksijen Gazetesi'nde örneğin Nazlı Pektaş'ın işte Hockney'den önce diye bir köşe yazısı var. Bunların tanıtımıyla aslında çağdaş müzecilik bir açıdan süreli sergileriyle ki Sabancı Müzesi'ni biz aslında Türkiye'nin en iyi hat koleksiyonuna sahip olan müze olarak biliyoruz. Ama bir David Hockney gibi
Ay Weiwei gibi, Anish Kapoor gibi, işte Rodin gibi, Picasso gibi, Monet gibi, dünyanın özellikle 20. yüzyılın önemli sanatçılarının, modernist sanatçılarının sergilerini yaparak ön plana çıkmış, süreli sergileriyle anılan önemli bir müze olarak, çağdaş bir müze olarak karşımızda duruyor. Müze içerisinde eğitim gerçekleşirken tabii ki o geleneksel müzeciliğe baktığımız zaman geleneksel müzecilikte daha çok ne var? Arayıp bulma, koleksiyona yeni bir obje kazandırma, onu sergileme, bilgiyi paylaşma, işte tekstlerin ya da label'ların belli bir düzen içerisinde olması. Bir süre sonra tabii hepimiz o bilgi panoları tekstler içerisinde kayboluyoruz. Çoğumuz da bilgi panolarını okumuyoruz bile müzelere gittiğimiz zaman. Zaten zamanımız kısıtlı. Ya göz geçirip gezdirip hani ilgimizi çeken bir şey varsa okuyoruz. Bu nedenle çağdaş müzecilik anlayışında artık özellikle müze ziyaretçisinin müzenin işte biraz önce müze atmosferinin uyaranlarından bahsettik ya. O müze atmosferinin uyaranlarına baktıkları zaman müze ziyaretçisinin müzenin dış görünüşü bir uyarandır. Müzenin iç görünüşü bir uyarandır. Atmosfer faktörleri arasında yer alır. Alan düzenlemeleri, değil mi? Bir uyarandır. Duyusal faktörler bir uyarandır. Bunların açılımlarını söyleyeceğim. Ziyaretçi faktörü, çocuk musunuz, işte yetişkin misiniz, bu ortamda kaldığınız süre ne kadardır bir uyarandır. Çalışan faktörü, size müze hakkında bilgi verecek kişiler. Bütün bunlar müze atmosferinin uyaranları. İşte dış görünüşte müzenin bir mimarisine bakıyorsunuz. Biraz önce dikkat ederseniz İstanbul Resim Heykel Müzesi'nden bahsederken dış görünüşünden bahsettim öncelikli olarak. Dış cephe, müzenin çevresi aslında bir uyarandır. Müzenin çevresi, ulaşılabilirliği, müzenin yönlendirmeleri nerede başlıyor? Polis müzesi açıldı geçen sene hemen Dikmen'de. Polis genel merkezi var. Ta Kızılay'ın neredeyse Sıhhiye Köprüsü'nün oradan polis müzesi diye gösteren ibareler var. O sizi bir şekilde polis müzesine ulaştırıyor. İç görünüş, eser sunumu bir uyarandır ve önemlidir. Artık çağdaş müzecilik anlayışında buna bakıyoruz. Dekorasyonu, evet bir uyarandır, bir atmosferdir ve etkilidir müze ziyaretçisi üzerinde. Aydınlatma, değil mi? Müzelerde çok önemlidir. Mobilyalar, bir müzede müze ziyaretçisi evet bilgi edinmek, görmek, görsel belleğine bir şölene çevirmek ister ama aynı zamanda da müze psikolojisi dediğimiz bir olay var. Heyecanla başlarsınız, ivme böyledir ama bir süre sonra vücut yorulmaya başlar, beyin yorulmaya başlar. O mobilyalar sizi dinlendirmeli müze içerisinde. Araç ve gereçler, kafe, müze dükkanı. Önemlidir. Alan düzenlemeleri. Müzeye nereden gireceğim? Kapısı nerededir? Şuradan mı girmeliyim? Hangi rotayla müzeyi dolaşmalıyım? Bunları müze ziyaretçisi artık bunları düşünebilecek durumda değil. Zamanı da yok zaten. O yüzden çağdaş müze anlayışında alan düzenlemeleri, müze girişi, sergileme alanı, organizasyon alanı, müze içi akış düzeni. Akış önemli. Yönlendirici işaretler ve en önemlisi nedir sizce? Bir müzeye gittiğiniz zaman ne beklersiniz? Bir müzeye gittiğiniz zaman ne ararsınız ya da ne beklersiniz? Ne olmasını beklersiniz?
bu alan düzenlemeleri içerisinde. Peki ben söyleyeyim, otopark günümüzde çok önemli. Duyusal faktörler, ortamın ısısı, ses efektleri, duvar rengi. Çağdaş müzecilik anlayışında bunlar çok önemli. Temizlik, değil mi? Özellikle özel ihtiyaçlarımız için kullandığımız alanlar, tuvaletler, lavabolar, bunların temizliğini bekliyorsunuz. Ve ziyaretçi faktörü dediğimiz olay, çocuk ziyaretçi davranışı, bunlar önemli. Yetişkin ziyaretçi davranışı, ortamın sesi. Ben size bir örnek vereyim. Down sendromlu çocuklar için Manchester Art Gallery özel bir eğitim programı düzenliyor. Ve bu özel eğitim programında Down sendromlu çocuklar için cumartesi günleri sessiz oda dediğimiz bir eğitim yapıyor. Silent Room. Nedir bu sessiz oda? Önce Down sendromlu çocukların eğitimcileri geliyor, aileleriyle birlikte onlara müze anlatılıyor. Müze içerisindeki davranışlar duyum satılıyor ve normalde saat 10'da açılıyorsa müze, Down sendromlu çocuklar için sesten, diğer ziyaretçilerin seslerinden etkilenmemeleri için 9'da açılıyor. 8.30'dan itibaren bu silent room'lara Down sendromlu çocuklar ve aileleri gelmeye başlıyorlar ve özel eğitmenler eşliğinde müzeler geziliyor. Ortamın kokusu, çirkin kokular duymak istemeyiz tabii ki bir müze gezerken, özellikle çağdaş müzecilik anlayışında. Çalışan faktörü, müze hakkında bilgisi var mı? Soru sorduğunuz zaman size doğru cevaplar veriyor mu? Ziyaretçi ile iletişimi, çağdaş müzecilik anlayışında bunlar önemli. Kıyafetleri özellikle önem taşıyor. Bütün bunlar aslında müze atmosferi çağdaş müzecilik anlayışındaki uyaranlar olarak karşımıza çıkıyor. İşte müze içerisinde eğitim gerçekleşirken de diğer yandan müzeye gelmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen halk kesiminin ayağına bu tür etkinliklerle gidiliyor. Artık günümüzde mobil müzecilik anlayışı gelişiyor. Dokunulabilir müzecilik diyoruz biz buna. Modern müzeciliğin günümüzdeki önemli yaklaşımlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık o arama, toplama, sınıflama, belgeleme, işte bilgi kartları oluşturma, envanterleme, tabii ki bunlar rutin çalışmalar. Bir müzenin yapması gereken şeyler. Çünkü müze hala daha o sınıflandırma, belgeleme ve geleceğe taşıma bağlamını koruyor. Ama sergileme anlayışı, sergilemenin farklı kesimlere ulaşması, ki COVID-19 sürecinde bunu yaşadık. Herkes bir kültür patlamasına girdi. Herkesin elinde cep telefonu. Frida Kahlo'nun özellikle sanal müzesi yıllardır açık. Ama bir anda işte WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında, Facebook sayfalarında, Instagram sayfalarında, Twitter'da viral hale geldi. Çağdaş müzecilik anlayışının temelinde her tür müzenin kendi konusu içinde olabildiğince çok eseri toplayıp koleksiyonunu geliştirip, yani koleksiyon politikasını koruyup korunmasını sağlamak, bunu halkın yararına sunmak amacı var. Böylece günümüzde müzeler artık tarih, sanat ve kültür yuvaları olmaktan çok içinde bulunduğu ve bunun gerektirdiği görevleri en iyi biçimde işte yürütme misyonuna sahip diyelim. Danışma dediğimiz olayla başlıyoruz. Bu noktalardan işte hediyelik eşya satılan alanlara geçiyoruz. Yani açıkçası bu alanlar daha çok ilgi çekiyor müze salonlarında. Veya müzeyi çekici hale getirmek için Pera Müzesi'nin yapmış olduğu bir uygulamaydı bu. Dış mekan, dış cephenin de bir sergi alanına ya da sergi salonuna dönüşmesini sağladılar. Bu Gör Bak Deniz adlı bir çalışma. Sanatçılar da Clinton Brown ve Weingart, onlara sipariş ediliyor. 5 Haziran 2015, 14 Şubat 2016 tarihinde bakın Pera Müzesi'nin cephesinde. Bunlar ne biliyor musunuz? Gözlük camı. Beyoğlu'nda bir dönem çok fazla gözlükçüler vardı. Beyoğlu'na
Beyoğlu'nu simgeleştiren bu gözlük camlarının Pera Müzesi'nin cephesine iki çağdaş sanatçının yapmış olduğu yerleştirmeyle bir sergi alanına müze cephesinin dönüşmesi sağlandı. Böylece 19. yüzyılın sonlarına ait biliyorsunuz bina, o tarihsel binayla çağdaş bir objenin ya da çağdaş sanatçıların Görbak Deniz temasıyla daha müzenin dışında başlayan bir sergileme anlayışıyla müze ziyaretçilerinin ilgisini ya da müzenin yanından geçenlerin belki başını kaldırıp bakmıyor ama o camların parıldamasıyla o yerleştirmeyle müze cephesine baktığını görüyoruz. Evet, bugünün müzeleri alışveriş alanlarından bilginin depolandığı kütüphanelerine, izleyenin tüm duyularına hitap eden sergi salonlarına kadar gündelik yaşamın buluştuğu sosyal platformlar olma özelliğine sahipler. Bu çok güzeldir. Çağdaş sanat konuşmaları, koleksiyon, koleksiyonerlik ve müzecilik üzerine Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştır. Sanat, oyuncak, doğa, bilim, tarih ve teknoloji müzelerinin çocuklar, gençler ve aileleriyle kurmuş olduğu yeni iletişim tekniklerine dayalı eğitim odaklı sergileme ve sunumlarıyla aslında sadece seyirlik nesne veya yapıtlara dair bir mekan olmaktan çıkıyor günümüz müzeleri ve müze pedagojisi dediğimiz bir alanın varlığını da ortaya çıkarıyor. İşte bu Ankara'daki Tabiat Tarihi Müzesi'nden yaklaşık olarak 10 bin adet obje var. Ve bu objelerin farklı sergileme teknikleriyle, geçen yılki seminerimizde sergileme tekniklerini de anlatmıştık. Farklı malzemelerle sergilendiğini ya da oyuncak müzeleri. Türkiye'de özellikle Suna Yakın'ın İstanbul'daki Oyuncak Müzesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin kurmuş olduğu Profesör Doktor Bekir Onur'un hayaliydi bu. Bir oyuncak müzemiz var. Ankara'da Ankara Üniversite Müzesi olarak geçiyor ya da işte Antalya Oyuncak Müzesi'nden bahsedebiliriz ya da Gaziantep Oyuncak Müzesi'nden görüntüler bunlar. Böylece çocuklar ve gençler için eğlence, eğitim hatta okul müfredatlarını destekleyen uygulamalı atölyeler, sunumlar, anlatımlar, eğitim odaları gibi müzenin içindeki sosyal platformların insan odaklı müzecilik anlayışına göre yeniden düzenlendiğini söylüyoruz. Bu Fenerbahçe Vapuru 1952'de İskoçya Glasgow'da William Denny and Brothers tezgahlarında inşa ediliyor. Bugün çok uzun yıllarda Sirkeci Adalar Yalova ve Çınarcık arasında seferler yapıyor. Bugün İstanbul'daki Rahmi Koç Teknoloji Müzesi'nde sergileniyor. Geçici sergilemelere sahne oluyor iç mekanı vapurun. Sözü buraya getirdiğimizde tabii ki müzelerdeki grafik tasarım uygulamalarının önemini vurgulamak da gerekiyor. Yani işte bir takım terminolojik şeyler, sunumlar yaptım, müze kavramı üzerinde durdum. İşte asıl müze efsanesinin bu bugün İskenderiye Müzesi'nden bir görüntü. İskenderiye Müzesi tarihçesi içerisinde değerlendirildiğini söyledik. Ama Lawrence Durrell'ın tanımladığı gibi belleğin merkezi müzeler ve anlaşılan şudur ki İşte o dönemde baktığımız zaman geleneksel müzecilik anlayışında bilgi, güç ve egemenlik demek müze aslında. Ve İskenderiye başta olmak üzere Bergama, Antakya, Atina, Roma gibi evrensel sıfatını taşıyan yerlerin böyle kıyasıya rekabet içinde olduklarının da bir göstergesi. Çünkü papirüsler taşınıyor ve Büyük İskender İskenderiye Kütüphanesi'ni kurarak aslında Bergama'ya giden ticaret gemilerinin yolunu çevirmek istiyor ya da ticaret gemilerinin İskenderiye'ye gelmesini sağlıyor. Osmanlı müzecilik tarihinde zaman zaman müze kelimesi numunehane veya müzehane gibi sözcüklerle karşımıza çıkıyor. Ve Fransızcadan alınan müze kelimesinin daha sonra kullanılmış olduğunu görüyoruz. Başta söylemiştim bunu. Hani İKOM'un tanımı
Günümüzde de baktığımız zaman müzeler toplumun bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan ve geleceği biçimlendiren ögeleri, işte sanat ve kültürle birleştiren eğitim kurumları ve eğitim kurumları olarak müzelerin kabul görmesi de 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başına tarih deniyor. Tony Bennett, The Birth of Museum, History, Theory, Politics, bu kitap bende var ve çok değerli bir kitap. Müzenin amacını eğitim kurumu olarak müzeleri kabul etmek, müze laboratuvar ortamı haline sokmakta ve ziyaretçiyi önemli kılmaktadır diyor. Ziyaretçi odaklı müzelerde sergileme, ziyaretçinin interaktif katılımı önem kazanıyor günümüzde. Ve sergi hem müzeler için nesnenin önemli olduğu koşulda hem de ziyaretçinin önemli olduğu koşulda eğitimle doğrudan ilgili. Müzede bulunan sergilemenin amacı gizli veya açık bir şekilde aslında eğitim. Hatta son dönemlerde benim geçen haftalarda dinlediğim Amerikalı bir profesörün pozitif müzecilik anlayışı yaklaşımı var. Hatta bir kitap çalışması varmış. Önümüzdeki haftalarda çıkacak diye seminerinde bahsetmişti. Pozitif müzecilik anlayışı. İşte müzede yoga ya da müzede konser. Son dönemlerdeki çağdaş müzecilik anlayışında karşımıza çıkıyor. Yani konser dinlemek için illaki konser salonuna gitmenize gerek yok. Müze de bunu artık karşılıyor. Ve kent insanının da müzeler artık zaman geçireceği alanlar haline geliyor. Odaklı. Artık kültürü bugünden geleceğe taşıyan müzeler sadece toplamıyor, sadece sergilemiyor, sadece biriktirmiyor. Tasarım odaklı, mekan kullanma, yaratıcılık özellikle bu mekanlarda gördüğünüz gibi bu bir enselasyon yerleştirme Tim Burton'a ait The Museum of Modern Art'ta New York'ta farklı sergileme teknikleri farklı yaklaşımlarla aslında o biraz önce söylediğimiz müze atmosferi uyaranları içerisindeki o alan düzenlemesi ya da duyusal faktörleri harekete geçirici sergilerle karşımıza çıkıyorlar. Bu Marcel Brauters'in bir enselasyonu kavramsal sanat üzerine çalışıyor. Yine The Museum of Modern Art'ta New York'ta konuya ilişkin birçok aslında örneklemeler bulmak hatta genel müze sınıflamasından başlayarak Türkiye, Avrupa ve de dünyada birçok müzede tasarımın süreli sergilerin özellikle müze eğitimi ya da müze ziyareti sürecinde eğitim, iletişim, sunma, sergileme, anlatım, yorumlama, bu yorumlamada çıkarım yapma birbirleriyle etkileşiminin göz önünde bulundurduklarını görüyoruz. Ya da bu Lentos Museum of Modern Art, Linz'te, Avusturya'da daha dış mekanda bakın tipografinin kullanılması özellikle bakın Lentos yazıyor ama onun içerisinde daha küçük müze, müzeyum, Kunstmuseum gibi bir takım bağlamların olduğunu, yazıların olduğunu görüyoruz. Tipografi çok önemli bu arada özellikle çağdaş müzecilik anlayışında. Bu House of Terror Budapeşte'de de Macaristan'da gördüğünüz gibi yine tipografik anlatımın ön plana çıktığı aslında çok özel örnekler arasında yer alıyor bu müzeler. Ya da New Jersey'de bu tür bakın tüm müzeyi saran pardon özür dilerim geçtim. Tüm müzeyi saran bu tür tipografik uygulamaların, yazıların olduğunu görüyoruz. Yani sergi ve sergileme tanım olarak bizim baktığımız işte o çeşitli eserler, ürün, fikir veya tekniğin tanıtım araçları ile birlikte işte hedef kitleye sunmak, satmak, tanıtmak amacıyla önceden belirlenmiş alanlarda oluşturulan aslında bir tanıtım işi. Taşınabilir veya taşınamaz boyuttaki sanat eserlerinin bir mekanda topluca görülmesi amacı ile kamuya sunulması. Bu
Eskiden böyleydi. Bakın bu 1852 salon sergisi Louvre Müzesi'nde bu tür bir sergileme anlayışı vardı. Akademik resimlerin sergilendiği salon. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz. İşte heykeller, duvarlarda tavana kadar resimler kalın çerçeveli olarak veya 1890 yılında sergilemeleri görüyorsunuz. Bu Londra'daki Goupil Galerisi'nin 1927 yılındaki enteryörü, giriş kısmı. Ya da bizim yaptığımız Doktor Fazıl Küçük Müzesi'nde bir ön inceleme yapmıştım ben 16 Ocak 2015 tarihinde. Bu tür bir sergileme anlayışı vardı ama biz bambaşka bir mekana dönüştürdük müzeyi. Günümüz müzeciliğinde dört önemli yaklaşım var. Bu dört önemli yaklaşımdan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar birincisi sanal müze. Özellikle bu COVID-19 sürecinden sonra pandemi aslında pandemiden önce ve pandemiden sonra post COVID-19'u konuşuyoruz müzecilik anlayışında ya da post pandemi sürecini konuşuyoruz müzecilik anlayışında. Geçen seneki seminerimizde mesela COVID-19 sürecindeki müzelere erişilebilirliği konuşmuştuk bir seminerimizde. Sanal müze. Değişik bir takım medya olanakları var artık günümüzde. Bu medya olanaklarından yararlanarak müzeler artık hem süreli hem de sürekli sergilerini internet ortamına taşıyorlar. Ziyaretçileriyle böylece kesintisiz iletişim kuruyorlar. Bu yaklaşım özellikle çağdaş müzecilik anlayışında önemli. Dokunabilir müze dediğimiz, dokunulabilir müze. Modern müzeciliğin günümüzdeki önemli yaklaşımlarından biri. Örneğin görme engelliler. Görme engellilerin dokunarak bir sanat eserini ya da bir arkeolojik nesneyi ya da paleolitik döneme ait bir nesneye dokunmaları sağlanıyor. Ve görme engellilere ait ilk resim sergisi İspanya'da açılıyor. Prado'da 15. yüzyılın ressamlarından El Greco, Velázquez'e, Goya'ya özel bir teknikle hazırlanan kopya tablolara bu görme engellilerin dokunuşlarıyla yeni bir işte sanatsever kitlesine hitap ediyor. Aslında normalde müzelerde hiçbir esere dokunulmasına izin verilmiyor. Ama görme engelliler için müze yönetimi bu eserleri özel kabartma bir metotla işte dokunulabilir nesneye dönüştürülüyor. Veya geçen yıl 2021'in Haziran ayında Türk Telekom Konuşan Tablolar diye bir proje gerçekleştirdi. Bu projede külliyenin işte Millet Kütüphanesi'nde açıldı. Burada da dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıların eserleri seçilerek bu eserler yine görme engelliler için bir projeydi bu. Dokunulabilir değil ama işitsel özelliğini ön plana çıkaran dijital ekranlara örneğin Van Gogh'un Ayçiçekleri tablosunu yerleştirdiler. Ve bunlar seslendirildi. İşte üç tane çiçekten oluşan sarı renklerin yoğunluğunda bir vazonun içerisinde Van Gogh'un da hayatından bir özetin yer aldığı anlatımlar görme engellilerin işitsel anlamda çağdaş sergileme anlayışında bu tablolara erişilmesi sağlandı. Ya da mobil müze anlayışı var. Bu günümüz modern müzeciliğinde müzeler çağın modern iletişim araçlarına yönelmekte ve sahip oldukları koleksiyonu özel sergileri ve tanıtımlarını modern iletişim araçlarıyla izleyenlerine sunuyorlar. Artık izleyicisine oturup beklemiyor, ziyaretçisine oturup beklemiyor, kendisi ziyaretçisine gidiyor. Böyle bir müzecilik anlayışı var ya da vakıf müzeciliği. Özellikle başta da söyledim, günümüzde vakıf müzeciliği önem kazanıyor. Bunun en iyi örneği Smithsonian Enstitü. 1846'da Smithson ailesinin bağışıyla kurulan bu müze,
aslında günümüzde farklı değişik alanları içeren 16 müze, araştırma merkezi, kütüphanesi ve televizyon kanalıyla aslında 25 milyon, yılda 25 milyon dünya insanı tarafından ziyaret ediliyor. Çağdaş sanatta 20. ve 21. yüzyılda ise kavramın sergilenmesi söz konusu. Bunun içinde kavramsal sanatçıların mekan, sergi, kavram bağlantılarını sergi salonlarında nasıl kurduklarına dair tasarım odaklı bir incelemeye yönelmek gerekiyor. Örneğin Maribund Galeri'de Barbara Kruger'in bir sergisidir bu. 1991 yılında yapılmıştır. Gördüğünüz gibi Barbara Kruger özellikle günümüzdeki tüketim toplumu ve feminist söylemi işlerinin merkezine alan önemli kadın sanatçılarından birisi ve kavramsal bir takım cümleler, kelimelerle böyle bir düzenleme yaparak müze ziyaretçilerinin daha aktif bir sergi iletişimine girmeleri sağlanıyor. Ya da ben İstanbul Sabancı Müzesi'nin sergilerini çok beğeniyorum. Pera Müzesi de çok iyi sergi düzenleme konusunda. Mesela Oryantalizmin 1001 Yüzü sergisi, farklı mekanlar. Bunlar hareketli mekanlar. Özellikle şu duvarlar, farklı renkler bakın. Biraz önce atmosfer faktörleri arasında ses efektlerinden bahsettik. Duyusal faktörler içerisinde ortam ısısından bahsettik. Dekor renginden bahsettik. Temizlikten bahsettik. Ve aynı zamanda da alan düzenlemeleri. Bakın izleyenlerin oturup dinleyebilecekleri eserleri, oryantalist eserleri izleyebilecekleri alanlar yaratılıyor. Ya da Göç ve Mübadele Anı Evi. Burçak Madran tarafından, Tetrazon şirketi tarafından sergi düzenlemesi yapıldı. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Mübadele evi diyoruz. Ama dikkat ederseniz bizim o bildik tanıdık objeler yok. Artık sergi düzenlemeleriyle bağlamsal yönü aslında müzenin ya da anı evinin ortaya konuluyor. Bunun içinde fotoğraflardan, işte yazılardan ya da bir anıdan yola çıkılarak, çocukluk fotoğraflarından yola çıkılarak, farklı objeler katılarak. Ben geçen hafta, önceki hafta polis müzesine gittim. O Türk filmlerinde, eski Yeşilçam filmlerinde Hulusi Kentmen hep polis komiseri olarak karşımıza çıkar ya, hep azarlar Kemal Sunal'ı ya da Zeki Alasya, Metin Akpınar'ı. O replikleri kullanarak düzenlemeler yapmışlar ve o ünlü Karakolda Ayna Var şarkısını aklınıza geliyor. Onları da koymak istedim ama zamanım olmadı. İki gündür finallerle uğraşıyoruz ve toplantılarla. Bunu yansıtan bir düzenlemeyle karşımıza çıkıyor, sergi düzenlemesiyle. Ya da işte Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi, bu çifte medrese. Buradaki aslında sergilemek kelimesinin kökündeki o sunmak, göstermek, teşhir etmenin devam ettiğini ama arka planda vitrin içerisindeki fonda ya da bir aslında Selçuklu dönemine ait bir medresenin nasıl müzeye dönüştürülebileceği, kendi kimliğini kaybetmeden bir gösterge olarak karşımızda duruyor. Ya da British Museum. Bu British Museum'un ilk sergileme alanı bu arada kütüphane olarak başlıyor. Yani günümüzde müze sergileri amaç ve içerikleri bakımından planlanmış ve yapılandırılmıştır. Yalnızca yapıtları veya objeleri değil ki buna mekan da dahil, tarihsel yapının kendisi de müze içeriğinde bir sunum alanı. Biraz önceki örneğimiz gibi ve tüm bunların içeriklerini, anlamlarını, tarihlerini, önemlerini ve daha fazlasını da anlatan eksiksiz sunumlar olarak karşımıza çıkıyor. Pera Müzesi 19. yüzyıla ait bir Yunanlı mimarın binası ama içindeki anlatım ya da her katı dağılan sergileme, bu kahve molası sergisindendi ki kahve kokusunu duyuyordunuz sergiyi gezdiğiniz zaman. 2014 yılında bir koleksiyon sergisiydi. Bu tür sergileme alanlarına dönüşebiliyor. Bu Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi.
Veya görseller çok önemlidir sergilemelerde, çağdaş müzecilik anlayışında. Ben bunu çok seviyorum. Bu nereden? Masumiyet Müzesi'nden. Görseller tüm duyulara hitap eder. Görüntü ön planda. Sergileme iletişim ve görselliği artırarak çoğu kez sunulana olan ilgiyi yükseltir. Konu bakımından duyguları değiştirir, güçlendirir ki Masumiyet Müzesi üzerine çok güzel bir makale yazıldı. Özellikle Masumiyet Müzesi'ndeki her obje üretildi biliyorsunuz. Bir roman aslında Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk. İşte Kemal ve Fisu'nun içtiği sigaralar, ilk girdiğinizde, müzeye girdiğinizde sağ tarafta bir pleksinin altında farklı işte sigaralar, Samsun sigarası, farklı böyle söndürülen sigaralar ve o sigaraları içtikleri olayın anlatıldığı romandaki bölümlerden cümleler. Herkes bilsin çok mutlu bir hayat yaşadım diye de bitiyor zaten roman. Yine Masumiyet Müzesi'nde sigara içen eller dijital alanlarda gösteriliyor. Müzenin öncelikli amacı ne olmalı? Günümüz müzeciliğinin kurumsal motivasyon çok önemli. Objeleri ve yapıtları eğitsel olarak sunmak çok önemli. Koleksiyonları kamusal alana sunmak adına açığa çıkarmak önemli. Toplumsal bellek oluşturuyorsunuz. Ve müze kuruluşlarına finansal destek önemli. Süreli ve sürekli sergi takvimleri oluşturmak önemli. Bir soru soracağım. Günümüz müzecilik anlayışında işlev teşhirin yani içeriğin özür dilerim. Böyle bir soru soracağım. Yani işlev teşhirin önüne çıkıyor mu? Aslında her ikisi birbirini destekliyor. Özellikle son dönemlerde Tetrazon'un yaptığı sergilerden bunlar. Sergiler diyor etkileşimli bir tanıtım, topluma birer mesaj. Fuarlar, galeriler, müzelerde bu iletişimin en temel mekanları. Aslında günümüz müzecilik anlayışında etkileşim boyutunun önemli bir yer bunu söylememiz mümkün. Bu İstanbul'daki İş Bankası Müzesi. Bu İş Bankası Müzesi'nin Ankara'dakinde daha çok obje ve belge var. Daha çok fotoğraflardan ve yazılardan oluşan gördüğünüz gibi sergileme anlayışının ön plana çıktığını görüyorsunuz. Yine burada da aynı şekilde. Ya da Niğde Müzesi 1982 yılında açıldı. Köşkköy'de yapılan kazılar sonucu ele geçen objeler sergileniyor. Veya Ankara'daki Satranç Müzesi, Gökyay Vakfı'nın müze, çok enteresan bir müze. Yıllarca Gökyay ailesinin toplamış olduğu dünyanın dört bir yanındaki satrançlar sergileniyor. Buradan müzeden. Ülkelere göre ayrılıyor. Yani müzelerin başlangıç noktası koleksiyon. Ama müze olmadan da biraz önce tarihçesini anlattık başlarken
koleksiyon var. Özel koruma altına alınmış, dönemsel olarak ya da tamamen ekonomik etkinlik alanının dışına çıkmış doğal ya da yapay nesnelerin bütünü koleksiyondur. Medici ailesinin koleksiyonu. Müzelerde sunum tekniklerine baktığımız zaman bir durağan sergileme var, bir dinamik sergileme var. Durağan sergileme ve sunumda çağdaş müzecilikte her ikisi de kullanılıyor. Bu arada söyleyeyim. Birçok örnek gösterdim zaten. Vitrin içi sergilemeler var, panolar var, kiosklar var. Stand üzeri sergilemeler, diyaromalar, maketler, mumyalar, mankenler, kopyalar, slaytlı sunumlar, data show odaları. Dinamik sergileme, gösteri odaları oluşturuyorsunuz. Dokunmatik ve interaktif sistemler oluyor. Planetaryum oluyor, panoramalar oluyor, insan taşıyıcı araçlar, simülatörler. Bu artırılmış gerçeklik son zamanlarda özellikle müzecilikteki sergileme alanlarına girdi. Animatronik sistemler, drama ve tiyatral sunumlar. Müzede düzenlenen sergide görev alacak kişiler önemli. Çağdaş müzecilik anlayışında sergi planlama aşamaları çok önemli. Bir danışmanla çalışıyorsunuz, planlama uzmanınız oluyor. Gösteri ve sergileme uzmanı ya da küratörle çalışıyorsunuz ya da sergi koordinatörleriniz oluyor. Bakım ve koruma uzmanı, restoratörleriniz oluyor. Görsel tasarım uzmanı, bunlar çok önemli. Grafiker, fotoğraf baskı uzmanları. Çünkü görsel iletişim özellikle çağdaş müzecilikte ön plana çıkıyor. Mekan tasarımı uzmanları, iç mimarlar, endüstriyel tasarım yapacak olan uzmanlar, teknik uzman, ısıtma, havalandırma, aydınlatma, bunlar önemli. Sergileme elemanlarınız olacak, bilgilendirme elemanları, sergi kataloğunuz, kitaplarınız, el broşürleriniz, afişler, davetiyeler, bilgi panoları, etiketler, web sayfaları, işitsel sistemler, yön panoları. Müzeyi kim inşa eder? Sadece mimar mı? Senaryo ve sergi tasarımı olmadan gerçek bir müze yapılamaz. Burası bir gerçek. Yoksa mekan ve vitrinlerden oluşan bir yığına dönüşüyor. Hikaye, senaryo ve deneyim olmadan ziyaretçiyi odağına alan bir müze kesinlikle yapılamıyor. Şimdiye kadar sadece vitrin yapımı odaklı yaklaşılan müzecilikte aslında günümüzde bir kırılma noktası gerçekleşiyor. Ve müzeciliğin bir meslek olarak öneminin kavranması ve disiplinler arası bir çalışmanın devrede tutulması gerekiyor. İlgi çekici bir senaryo ve iyi bir sergileme tasarımı ile bizim müzelerimiz ve özellikle de Kültür Bakanlığı Müze Birimi tarafından yapılandırılan içerik odaklı müzeler artık uluslararası müze haritasında dahil olmaya başlıyor. İşte Zevk Mozaik Müzesi ya da Troya Müzesi'nden bahsedeyim. Troya Müzesi Avrupa'nın en iyi müze ödülünü aldı. Evet, müzenin esas bileşenleri koleksiyonu ve ziyaretçileridir. Dolayısıyla müzelerde ve sergilerde önemli olan, bunu aklınıza sığınarak söylüyorum, mimarların yoğunlukta olduğu bir kuruma bunu, sivil toplum örgütüne bunu söylemek haddim değil ama mimar sunumlar değil, yani büyüleyici mimar sunumlar değil, anlatılan hikayeler ön planda çıkmalıdır diyoruz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soru varsa seve seve sizlerle birlikte yanıtlamaktan ve tartışmaktan ve konuşmaktan mutluluk duyarım. İyi akşamlar. Buyurun. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim.
Mimarım, ismim Yılbay Gece Yatmaz. Turizm Planlama Dairesi'nde görev yapıyorum. Bir ülkenin olmazsa olmazlarıdır aslında müzeler. Bir ülkeye gittiğim zaman illaki müzelerine giderim. Klasik konser varsa mutlaka onu da ayarlarım. Hani teşvik edici anlamda belediyeler olabilir, eski eserler müzeler dairesi olabilir. Gerçi işte müzeler haftası anlamlı oldu. Müzeler haftasında bu sunumu yapıyor olmanız. Yani devlet eliyle mi, belediye eliyle mi? Yani bir şekilde bu müzelerin artırılmasıyla ilgili ne yapmamız lazım? Neler önerirsiniz? Özellikle işte KKDC'de yani tabii işte müze açayım da nasıl isterse olsundan ziyade anlamlı, manalı, isabetli. Yani böyle bir soru sorayım dedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında çok güzel Yılbay Bey sorduğunuz soru. Öncelikle olarak hani benim 2016, 2017 ve 2018'de noktalanıyor. Bir müzecilik hani şeyim, deneyimim oldu Kıbrıs'ta. Doktor Fazıl Küçük Müzesi bağlamında. Doktor Fazıl Küçük Müzesi'nin yeniden yapılanması, işte restore edilmesi, içinin tekrar çağdaş müzecilik bağlamında düzenlenmesi için hani bir şekilde önüme böyle bir proje düştü. Ama öncelikli olarak yani aslında deneyimlemek çok iyi oldu. Ben de ben 33 yıldır Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da üretiyorum. Hani Kıbrıs için bir şey yaptım mı gönül bağım var, ailem orada. Onlarla birlikte olmak ve onların orada olması, tabii göçte olmanın verdiği dezavantajlar da var. Hani hep içimiz buruk, bir müze yapmanın heyecanı vardı. Ama öncelikli olarak bu heyecan tek taraflı olmamalı. Bir kere çok fazla siyasi boyuta ulaştı olay. Yani hani biz açalım, bir an önce bitsin, nasıl olursa olsun. Halbuki biraz önce söylediğimiz gibi müze işi bir planlamadır. Müze yapmak planlama işidir. İnterdisipliner bir yaklaşım gerektirir. Aynı heyecanla, aynı kaygıyı paylaşan farklı meslek gruplarından kişilerin ve tabii ki bu işten anlayan kişilerin, müzenin anlamını ve bağlamını bilen kişilerin o müzedeki koleksiyonun değerini ortaya koyabilecek planlı programlı çalışmalar yapmasıyla ilerleyen bir süreçtir. O dönemden sonra müze yapıldı mı, müzelerle ilgili bir girişimde bulunuldu mu? Hani Kuzey Kıbrıs için o bağlamda özelinde konuşmak gerekirse çok fazla bilmiyorum. Biz Mimarlar Odası'yla bir iki girişim oldu ama sanırım kaynak bulma konusunda. Çünkü müze yapmak istiyorsanız her şeyden önce bu para işidir. Ve bu parayı da ayırmak gerekiyor. Şöyle düşünelim. Müze yapıldı ama sağlık elden gidiyor. Müze yapıldı ama eğitim elden gidiyor. Ama müze bütün bunları kapsıyor zaten. Yani müzeyi geleneksel bağlamında değerlendirirsek orada yapılan bir anıt işte aklımıza geldiğinde ya da herhangi bir çocukların ödevi olduğunda ya da okullar gezi düzenlemek istediğinde ziyaret edilecek hani tırnak içerisinde bir mabet değil artık. Hem sağlığımız hem eğitimimiz hem de gerçekten eğer yarın bugünden kurulursa müzenin, toplumların kültürel belleğini aktarması konusunda önemli bir bağlamının olduğunu unutmadan hareket etmek gerekiyor. Bir müze yapılacaksa tabii ki sağlığa da aktarılmalı bir kapital. Bu gerekli sağlığımız için, eğitim için gerekli ama kültürel anlamda da devlet politikaları içerisinde müzelerin ya da
müzecilik anlayışının yer alması gerekiyor. Yani müze deyip geçmemek gerekiyor. Birçok şey söyledik aslında. Müze eğitim kurumudur dedik. Müze iletişimdir dedik. Müze aslında yani Türkiye'ye ya da dünyaya baktığınız zaman insanların iletişime geçtiği alanlar artık. Sosyal alanlar. Yani Ankara'da ya da İstanbul'da beton binaları içerisinde işte küçücük evlerde, apartman dairelerinde sıkıştığınızı düşünün. Ama öte yandan nefes alabileceğiniz, sporsa spor yapabileceğiniz, kahve içmek istiyorsanız kahve içebileceğiniz, yoga yapmak istiyorsanız yoga yapabileceğiniz, müzik dinletisine gitmek istiyorsanız buna gidebileceğiniz aslında kent insanının kaçınılmaz etkinlik alanlarına dönüştü. İletişim alanlarına dönüştü. Bu biraz da devlet politikalarıyla alakalı. Çok yakın bir zamanda bildiğim kadarıyla yakın doğuda işte bir Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi'nin kurulma çalışmaları. Hala yapılıyor mu bilmiyorum. Şöyle bir politika benim kulağıma gelen. İşte şu kadar eserimiz olursa dünya müzeleri envanterine gireceğiz. Müzenizde eser olmayabilir. Ama biraz önce söylediğimiz gibi yani dünyada öyle müzeler var ki koleksiyonu yok. Ama bir çekim merkezine dönüşüyor. Müzeler artık yani müze pazarlaması dediğimiz özel bir alan ortaya çıkmış durumda. Guggenheim Bilbao, British Airways yıllarca Guggenheim Bilbao'nun sırf müze binasını ziyaret etmek için hınca hınç işte uçak bileti alıp Guggenheim Bilbao'ya Guggenheim Müzesi'ni görmeye giden kişilerle doluydu. Bir yandan da müze turizmin canlanması açısından önem taşıyor. Ya da son dönemde teknolojinin aslında en çok girdiği alanlar. Teknolojik açıdan en çok kullanılan alanlar. İşte mobil müzeler. Elinizdeki telefonla müzenin sergisine ulaşabiliyorsunuz. Pandemi sürecinde Smithsonian'dan tutun da British Museum'a, işte Metropolitan Müzesi'nden tutun da Altes'e kadar bütün müze ya da Viyana'daki Sanat Tarihi Müzesi birçok sergisine erişime açtı. Türkiye'deki müzeler de dahil buna. O yüzden müze yapmak biraz da devlet politikası haline gelmeli. Kültüre ve sanata önem verilmesi sağlık kadar önemlidir. Ki eğitim diyoruz zaten. Eğitimin çok farklı boyutlarda, drama boyutunda, uygulama boyutunda, canlandırma boyutunda uygulandığı alanlar. Birazcık devlet politikalarıyla alakalı. Sanata önem vermek, sanatçıya önem vermek. Bilemiyorum sorunuzun yanıtı oldu mu ama. Tabii ki oldu. Ben o devlet politikasını göremiyorum Kıbrıs'ta. Yani devlet politikası keşke olabilse mesela Kıbrıs'a özgü agoraları ve birçok bilgileri Londra Müzesi'nde görebildik ve bu şahsen beni derinden üzdü. Yani bize ait olan o çok güzel eserler, agoralar, bir hayli şeyler, bilgiler Londra'ya girip o müzede görebildik. Mesela Malta'da biliyorsunuz Osmanlı sanırım iki defa sefer yaptı ve alamadı Malta'yı ama Osmanlı'nın silahını, topunu, tüfeğini, giysilerini müze yaptı ve biz girişte işte 15-20 euro ödeyerek gittik ve onları gördük. Yani bunlar şeyler, örnek, basit şeyler. Mesela Edinburgh'da 2 ay kaldım ben. 2 ay boyunca hep müze dolaştım. İnanılmaz müzeler var. Özel olsun, belediyenin yapmış olduğu mesela tarihi çok önemli bir yer. Orta Çağ, işte oradaki o yaşam,
yaşamı gösteren müzeler, ilk otel nasıl kuruldu, resepsiyon nasıldı, telefon, inanılmaz şeylerdi. Yani bir yerden başlamak lazım aslında. Yani oyuncak müzesine girdim bir şeyde. O küçükken oynadığım oyuncakları gördüm. Nasıl evet. Mutlu oldum. Koper bisiklet gördüm mesela. Yani ilk aklıma gelenler. İşte bir hayli o oynadığımız bir hayli şey yani acayip şeyler. O kadar mutlu olur ki insan. Yani dünyada çok farklı müzeler var ve o müzelerde de farklı etkileşim alanlarının olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani oyuncak müzesi deyip geçmemek gerekiyor. O oyuncakla ilgili olarak bütün bilgilere ulaşıyorsunuz. Ya da ben Barcelona'da gezmiştim, çikolata müzesi. Çikolatanın tarihçesiyle başlayıp çocuklara çocuk atölyelerinde çikolata yapımı öğretiliyor. Ya da danışmaya doğru yürüyorsunuz çikolata müzesinde Barcelona'da. Bu çok aslında küçük bir detay ama çok önemli. Nereden geldiniz diye sordu bana danışmadaki hanım. Ben bilet alırken 2 euro mu 3 euro mu neydi? Sonra ben bir blog yazısı yazdım o çikolata müzesi üzerine. Dedim ki Türkiye'den geliyorum işte Ankara'dan ve size müze bileti olarak çikolata veriyor. Ama üzerinde ülke bayrağı var. İngiltere'den geldiğinizde İngiltere ve arkasında işte Türkiye bayrağı, arkasında hoş geldiniz diye yazıyor Türkçe. Hani çok küçük ama bakın aslında o müzeye bir daha gitmeniz için önemli bir sebep. Ya da o müzeyi ben burada bugün buradaki 5 kişiye anlatıyorsam bunu o blog yazısında zaten hani yüzlerce kişiye anlattım. Aslında tanıtım açısından ve o müzenin hani Barcelona'ya gidenlerin her giden beni aradı sonra. Dileko Çikolata Müzesi neredeydi diye. Küçücük bir müze ama bu karşılama bile akılda kalıcı. O yüzden o atmosferi anlatırken hani müze çalışanlarının da önemli olduğunu vurguladım. Ya da Moldova'da bir çalıştaya gitmiştim 2012 yılında. Moldova'da insanların gelir düzeyi çok düşük. Yani 10 dolara 15 dolara çalışan insanlar. Düşünün üniversite hocalarının aldığı maaş bu. İnsanlar çok fakir. O kadar fakirler ki sokaklarda çöp göremiyorsunuz. Kişinin evde. Çünkü hiç kimse atık, hiçbir şeyi atmıyor. Ama ıhlamur ağacı kesmek, badem ağacı kesmek, ceviz ağacı kesmek, ağaç kesmek diyelim biz buna yasak kişinin evde. Ağaç korumuyor. En güzel kıyafetleriyle çok dinli bir yer ve büyük bir nüfus Hristiyan Moldovyalıların işte şeye gidiyorlar, kiliseye gidiyorlar. En güzel kıyafetlerini giyerek. Çocuklar sokaklarda bağırmıyorlar. Çünkü parklarda özgürce oynayabiliyorlar. Ve parklarda satranç oynanıyor. Ve müzeleri var. O küçücük şehrin. Bu gelir düzeyine göre. Ve bu müzelerde kişinin evin ben kadınlarını çok beğenmiştim. Fiziksel olarak çok güzeller ve çok güzel giyiniyorlar. Çocuklarıyla iletişimleri çok güzel. Ama müzelere gittiğiniz zaman gönüllü olarak 60 yaşın üzerinde özellikle emekli olmuş kadınların görevli olarak çalıştığını görüyorsunuz. Gönüllülük esas. Ya da Manchester Witold Galeri'de emekli olanlar gönüllülük esasına göre İngiltere'deki müzelerde gönüllülük çok önemli. Emekli olduğunuz, evinizde oturmak yerine bir müzeye gidiyorsunuz ve o müzeye proje üretiyorsunuz. Finans buluyorsunuz ve o projeyle Witold Galeri'nin Avrupa'da projesiyle ödül almasını sağlıyorsunuz. Şimdi bu biraz da kültür meselesi Yılbay Bey. Şöyle düşünün. Ya şöyle bir soru sorayım ya da. Lefkoşa'da oturan birisi, bu benim
ailem için de geçerli. Ya da Girne'de, ya da Güzelyurt'ta, ya da Mausa'da. Emekli olduktan sonra kim kalkar da gider işte Girne Kalesi Müzesi'nde gönüllü olarak çalışır ve bir proje üretir ve bu projesiyle ödenek bulup oradaki uzmanlarla çalışıyorsunuz bir de. Ödenek bulup, bu Türkiye için de geçerli yalnız. Yani gönüllülük burada da çok fazla yerleşmedi. Ha, şunu söylemem gerekiyor. Türkiye'deki özellikle sergi, sergileme, devletin kültüre ayırdığı ödenekler 2010 yılından sonra yükselen bir trend. Çünkü buradaki yönetim hani düşünsel olarak değil ama vitrine sanatı koyarak sempatik olmaya çalışıyor. Böyle bir politikası var. Yani kim gider de çalışır gönüllü olarak? Ve bisikletle Vitort Galeri'ye gidip geliyor. Aslında mühendismiş beyefendi. Ve bir tekstil projesi üretiyorlar. Oradaki tekstil küratörüyle. Ve Avrupa'da bu projeleriyle ve sergilemeleriyle ödül alıyorlar. Şimdi bunların yerleşmesi zaman alır diyoruz. Ama zaman da akıp geçiyor. Yani ben hani Kıbrıs'a geldiğim zaman müze gezmek istiyorum, sergi gezmek istiyorum. Son zamanlarda çok iyi sergiler yapılıyor. Sanatçılarımız hani özellikle bu sınırın açılmasıyla birlikte Güney ve Kuzey'in ortak yaptığı bir takım sergi etkinlikleri ya da Limassol Bienali düzenleniyor galiba. Bu tür etkinlikler var. Ama bir süre sonra bazı sanattaki sivil toplum örgütlerinin tekelleştiğini görerek üzülüyorum. Yani tek bir kişiye kalıyor. Ya da tek yönlü, belirli sanatçılar üzerinde yoğunlaşılıyor. Şimdi bunların bir şekilde kırılması gerekiyor. Bir fotoğraf müzesi açılması söz konusuydu Lefkoşa'da. O dönem işte Şehbal benim buradan okul arkadaşım olduğu için beni çağırdı ve çok güzel bir de sunum yaptım onlara. Bir fotoğraf müzesi ya da fotoğrafçılık müzesi nasıl olur diye. Tam başladık, çalışıyoruz. İşte plan, şema, kim çalışabilir? Buradaki bakanlıkla iletişim kurdum. Hani çalışanlar olsun dedik. Üç ay sonra hükümet gitti, görevden alındı. Ya da Milli Arşiv'de küçük bir müze kurulması söz konusuydu. Yine aynı şekilde geldim bakanlıkla, burada iletişimler, yazışmalar falan. Bir sene sonra hükümet dağıldı. Şimdi bir proje başladığı zaman bence bunun sürdürülebilirliği çok önemli. Yani hükümette kim olursa olsun, kim gelirse gelsin. Yahu bu şey değil ki, karayolu ihalesi ya da inşaat ihalesi değil ki. Kültür adına yapılacak olan bir adım. Şehbal gelmiş, Ayşe gelmiş, Ahmet gelmiş. Ondan sonra sürdürülebilirliği önem taşıyor. Yani Doktor Fazıl'ın küçük müzesini yaparken benim en büyük endişem şuydu. Sürdürülebilecek mi? Sürdürebilecek misiniz? Bir müze uzmanı, o alanda uzmanlaşacak tarihi bir müze nasıl yapılır? Bir kişilik müzesi nasıl yapılır? Buna sahip olabilecek bir uzman yetiştirebilecek misiniz diye soru sorduğumda kimse bunu cevaplayamadı. Ve nitekim 2018 yılının üzerinden ya da 2017'de mi açtık müzeyi? 4 yıl geçmiş, 5 yıl geçmiş, hala daha aynı kişi, aynı mantık ve bizim bıraktığımız noktada duruyor. Şimdi bunların bir şekilde aşılması gerekiyor. Nasıl aşılır? İnanın bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani Kültür Bakanı olmakla mı? Gücü elde ettikten sonra, o bakanlığa geldikten sonra bu işi anlayan, deneyimleyen, bilen, duyumsayan bir karaktere mi sahip olunmalı? İnanın bunu bilemiyorum. Bir şeyler aksıyor. Yani bir
bürokratik tıkanıklık var ülkede, adada ve bu bürokratik tıkanıklık ne yazık ki hayati önem taşıyan başta sağlık, eğitim ve kültür olmak üzere bu üçgeni ciddi anlamda aksatıyor. Yani inanın bilemiyorum cevabını. Yani burada olsa çok rahatlıkla açıklayabileceğim bir soru. Ki biz yine şey bulabiliyoruz. En azından ilerleyebileceğimiz yol bulabiliyoruz burada. Hani benim eşim de profesör ve konservatör bu arada. Bir şekilde sözümüzü dinletebilecek duruma geldik. Ama ben Kıbrıs'ta biri yapmazsa ötekisi ben niye yapmam diyor. Bunların aşılması gerekiyor belki. Çok basit bir açıklama olacak ama ne yazık ki sonra işte yurt dışına gidip müzelere gidip sizin gibi kültüre değer veren ve kültürün gerçekten bizim geleceğimiz olduğuna inanan aydın kişilerin üzüntüsü haline dönüşüyor ülkemizin kültür ve sanat alanı. Sanatçı küsüyor, çekiliyor. Sivil toplum örgütü ben onunla çalışmam diyor, ben kendi sergimi yaparım diyor. Ve ben bu Türkiye hayranlığını, yabancı hayranlığını da anlayamıyorum Kuzey Kıbrıs'ta. Buradan ciddi paralarla küratörler getiriliyor, konferanslar verdirtiliyor, sergiler yaptırılıyor. Ama burada bizler varız ve bizim farkımız da değil. Allah'tan Mimarlar Odası var da hani gerçekten sizlerle bu seminerlerle bir arada olarak ben de bir işe yaradığımı kendi adam için hani onun mutluluğunu yaşıyorum. Şeyin yakında onun yaptığı müze anlayışı da bu oldu sonuçta. Oradaki bazı hocalar beni arıyorlar. Bize envanter fişleri gönder, envanterleme yapacağız. Ben envanterlemeyi müzelerde çalışarak, galerilerde çalışarak ve bu işi akademik anlamda, ciddi anlamda araştırarak öğrendim. Telefon açıp bize envanter fişi gönder. Böyle yaklaşımla çözülmüyor işte sorunlar. Ve nitekim de işte dünyanın en iyi müzesini yapın. Bu Türkü Cumhuriyetlerinden efendime söyleyeyim Özbekistan'ın en iyi ressamını getirin, orada çalıştırın, size 15 resim bıraksın, 40 heykel bıraksın. Bu şekilde müzecilik anlayışı olamaz. Yani Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ise eğer orası, ben hiçbir şeyden çekinmiyorum Yılbay Bey, hiç kimseden de korkum yok. Bu işi bildiğime inanıyorum. O zaman kendi koleksiyonumuzu oluşturma yolunda adım atmamız gerekiyor. Ya da parasal kaynakların bu koleksiyonun oluşması yönünde harcanması gerekiyor. Ama akıl veren çok oluyor işte yola çıkana ve yol gösterene. Bu akıl verenlerin belki ayıklanması gerekiyor, bilemiyorum. Doğru insanlarla gidilmesi kültür ve sanatı kurtaracaktır diyorum. Ve bunda da yerel yönetimlere aslında çok büyük rol düşüyor. Özal döneminin Özal döneminde bu Türkiye'deki 5 yıllık kalkınma planları hazırlanırken 1980 sonrası süreçte İlk defa kültür ve sanata önem verilmesi diye maddeler girmeye başlıyor yasa olarak. Ve kültür ve sanatı önem verecek, yönlendirecek ve kamulaştıracak, kamuyu buluşturacak yerel yönetimlerdir deniyor. Belki de Kıbrıs'ta da yerel yönetimlere bu anlamda çok büyük rol düşüyor. Şimdi yerel yönetim şunun da ayırdına varmalı. Yani şehir meydanlarına heykel yapılmakla kültür sanata yer açmıyorsunuz. Yani kamusal alana yaptığınız heykelle sanat olmuyor. Ki kamusal alana yapılan heykelleri de yakından izliyorum ben. Onlarla iş olmaz. Bambaşka politikalar geliştirmek gerekiyor. Ve yerel yönetimlerin belki daha çok kültür evleri, mesela somut olmayan kültürel miras müzesi yok. Bizim o kadar deyimlerimiz var, manilerimiz var, yemeklerimiz var, ne bileyim
adetlerimiz var, gelenek göreneklerimiz var. Üniversiteler açılıyor ama bu üniversitelerde halk bilim bölümleri yok bu alanlarda çalışacak. Ya da sanat tarihi bölümleri kapatılıyor. Öncelikli olarak belki bunlara yer vermek gerekiyor. Yani Güzel Sanatlar Fakültesi yakında o üniversitesinde ya da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kuruldu. Ama kurmak değil, sürdürülebilirliği önemli bütün bunların. Öncelikli olarak araştırma merkezleri yapılmalı belki. Hani Kıbrıs kültürü araştırmaları. Ve bu somut olmayan kültürel miras müzeleştirilmeli. Kent müzesiyle ilgili bir takım girişimler vardı. Onlar da durdu galiba. Gerçi Ankara'nın da bir kent müzesi yok ve Büyükşehir Belediyesi yıllardır Karayalçın döneminden beri bir kent müzesi, kent müzesi diye kendini paralıyor. Ama öte yandan belki ne bileyim özel koleksiyon yapanlar, işte Ankara'daki gibi bir Yüksel Erimtan, bir Sarp Evliyagil, bir Murat Balkan, bir Emre Dökmeci gibi hani ya da işte Gökyay Vakfı'nın yıllardır biriktirdiği işte Birsen Hanım'ın, Birsen Gökyay'ın satranç, 83 yaşında bu arada Birsen Hanım da her gün müzede, bir satranç müzesi gibi. Ne bileyim bunları ön plana çıkaracak bizim kendi hani maddi durumu ön planda olan ailelerimiz, kişilerimiz, koleksiyonerlerimiz vardır. Belki bunları belki biraz desteklemek ve ön plana çıkarmak gerekiyor. Yoksa her geçen gün biraz daha değerler unutuluyor, yabancılaşılıyor ve asimile oluyor. Yani bellek dönüştürüldüğü sürece yaşar ve sahip çıkılır. Aynen öyle. Yani bayağı şeyler konuştuk. Yani söyleşiye de döndü diye. Arkadaşlar da haksızlık yapmak istemiyorum estağfurullah. Ama estağfurullah. Yani sorularınız varsa seve seve. Mesela Lefkoşa ve Mausa surlar içi aslında açık hava müzesi. Evet. İlk hallerini düşünecek olursak daha iyiye doğru gidiyoruz. Evet. Özellikle Birgül Hanım, mesela Birgül Hanım ne yaptı? Kendi öz kaynağıyla satın aldı bina, restore ettik. Çok güzel, evet, bir butik otel yaptı. Tunça Danır kez aynı şekilde. Evet. Ayşe Uk geçen gün yanımdaydı. O da bir şeyler yapıyor ve Ayşe arkadaşımızın şeyi de, gastronomiyi de katacak işin içine. Evet. Hem ama katacak, çok önemli bunlar işte. Kültür dediğimiz kavram bu. Artık hani illaki müze kurmamıza gerek yok. Aynen ama kültür öyle. Yatırımlarla kültürün aktarımı ve yaşatılması. Sanırım Doktor Fazıl Küçük Müzesi'nin karşısında da Sibel Hanımlar bir Valide Sultan Konağı mı? Evet, aynen öyle. Aynı minvalde gidiyor. İskemleci var biraz daha Cumhurbaşkanlığı tarafında. Sandalye falan, hasırdan sandalye atölyesi vardı ya. Hı-hı. Orada da aynı şekilde şeyler var. Ya bunlar güzel şeyler tabii ama sanırım siyasilerde ne vizyon var ne misyon var ve bu gibi şeylere de ayırmıyorlar. Kaynak ayırmıyorlar. Biliyorsunuz yani hükümette sürekli değişiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yılbay Bey haklısınız ama ben işte biliyorsunuz Birgül Beyatlı ismim. Yani yıllar yıldır özelde çalışıyorum, özel sektörde ve hiç devleti düşünmeden yapıyoruz yani yatırım. Çünkü özel sektör önde gidiyor, devlet çok geriden geliyor. Yani devleti, ben müzecilik konusunda mesela özel sektörde dışarıdaki insanların da hamle yapmasını ümit ediyorum. Yani bir tek yarist. Evet. Tek elinde kalmaması lazım. Evet. Veya meslek odaları. Yani evet. Bunlar dediğimiz gibi biraz önce bütün söylediklerinize katılıyorum hocam. Ama vizyon, misyon ve öncelikler toplumun çok önemlidir. Bakın dediğiniz ne kadar fakir bir memlekette insanlar toplum için bir şey yapıyor. Bizde toplum için bir şey yapmamak, kendi için bir şey yapmak geliştiği için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
Yani gerçekten. Ma hocam, ben sizin mailinizi, iletişiminizi Mimarlar Odası'ndan alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Tabii ki. Yani burada chat kısmı var mı? Teams'i çok kullanmadığım için belki Melisa Hanım bize yardımcı olabilir. Chat'te yazamadım. O yüzden şey yaptım. Ben odadan alayım iletişiminizi. Efendim? Efendim, Birgül Hanım, duyamadım, özür dilerim. Ben odadan alayım iletişiminizi. Size, lütfen. Sizinle iletişime geçeceğim bir iki konuda bilgiye ihtiyacım var. Çok isterim. Yani tamam. Melis Hanım'da da var, telefonum da var. Yazacak durumdaysanız şu anda verebilirim. Hemen yazayım.